Merhaba, iyi akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 20.32'yi gösteriyor. Ben Hande Aydemir. Şimdi konuşalım programıyla karşınızdayız. Değerli izleyiciler, bugün konuklarımız var ama bir iki tanesi birazcık daha geç saatlerde katılacak yayınımıza. Küçük bir aksaklık yaşadık. Dolayısıyla zamanında girmek istedik programımıza. Hemen ben konuklarımızı takdim edeyim. Cem Toker, LDP eski genel başkanı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum sağolunuz katıldığınız için. Rica ederim. Ve Doktor Alihan Limoncuoğlu, siyaset bilimci bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağolunuz. İlerleyen dakikalarda da değerli izleyiciler, Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu, İyi Parti Meclis Grup Başkanı, Bursa Milletvekili bizlerle birlikte olacak ve uzaktan bağlantıda Bülent Akarcalı olacak. Sağlık ve Turizm eski bakanı ile birlikte programımızı gerçekleştireceğiz. Sizler de bizlere katılabilirsiniz. Şimdi konuşalım etiketiyle ya da Instagram, Twitter hesabından bizlere sorularınızı yönlendirebilirsiniz. YouTube adresinden de izleyebilirsiniz. Değerli izleyiciler, dün konuşmuştuk. Acaba TSK Afganistan'a gidecek mi? Kabil Havalimanı'nda güvenlik sağlayacak mı? Bugün de konuşacağız. Konuklarımızın görüşlerini merak etmekteyiz. Fakat bir de göçmen meselesi vardı biliyorsunuz. Güvenlik ve göç oldukça önemli. Örneğimiz var Suriye ama Afganistan da aynı şeyleri yaşayacak mıyız? Ya da nasıl bir strateji izlenecek? Avrupa Birliği'nden yapılmış bir Reuters'tan yapılmış bir açıklama var. Bu iddialar doğrultusunda bakalım Türkiye nasıl adımlar atacak? Türkiye'nin göçmen politikası ne söylüyor ve göçmenler kısa uzun vadede Türkiye'ye gelecekler mi? Ya da Türkiye için uzun ya da kısa vadede bir tehdit mi? İşte bunları konuşacağız. Cem Toker, ilk olarak sizinle başlayalım. Şimdi Birleşmiş Milletler Göçmen Ajansı verilerine göre Türkiye'de 3.7 milyon kayıtlı göçmenle dünyadaki en fazla göçmeni barındıran ülke olarak öne çıkıyor. Bu veriler göz önüne alındığında yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalırsak Türkiye'nin buna nasıl bir çare bulması gerekiyor? Türkiye bununla nasıl mücadele edilebilir? Çeşitli söylemler var aslında. Mutlaka güvenliği sağlanmalı ya da bir duvar örülmeli. Çeşitli fikirler ortaya atılıyor. Ama Türkiye yeni bir göç dalgasına izin vermeli mi? Öncelikli olarak bunu öğrenelim sizden. Bana göre hayır. Kesinlikle vermemeli. Bu coğrafyada sadece Türkiye böyle göç dalgalarıyla karşılaşan ülke tek ülke değil. Lübnan da aynı sorunu yaşadı. Ürdün de yaşıyor. Ama orada bile Türkiye'ye geldiği kadar göçmen veya mülteci, savaştan kaçan ne diyeceksek artık. Göçmen değil bunlar. Sığınmacı. Sığınmacı. Geçici. Sığınmacı. Koruma statüsüne sığınmacı. Evet. Ama yani bu dünyada ben ikinci bir ülke daha tanımıyorum. Açalım şeyi, sınırımızı. Kontrolsüz, isteyen gelsin, girsin, istediği yere geçsin. Bu kayıtlı, bakın orada söylerken kayıtlı rakam dediniz. Acaba gayri resmi rakam kaç? Ve bunların 10 sene sonra Türkiye'nin toplumsal yapısını nasıl değiştireceğini falan hiç düşünmüyoruz. Öte yandan 40 milyar dolar harcadık diyor Cumhurbaşkanı. Bir 40 milyar dolar daha da harcarız diyor bu mevcut ekonomik durumda. Avrupa Birliği Türkiye'ye sadece bu konuda teşekkür ediyor ve işbirliğimizi bu konuda yapmalıyız diyor. Yani Türkiye'ye diyor ki sen Avrupa Birliği'nin tampon bölgesi ve mülteci kampı olacaksın, sığınmacı kampı olacaksın. Dediğim gibi dünyada ikinci bir ülke, şu beğenmediğimiz Trump bile 2016'da seçimi sınırını koruyamayan ülke değildir diye muhafazakar seçmenin oyuna talip oldu. Ama bu Davutoğlu'nun başlattığı Suriye politikası tamamen yanlıştı. Gel kim olursan gel, gir, geç, ay kucak açtık falan. Ha, aklı başında ülkeler ne yapıyor? Ne bileyim, kamplar kuruyor sınıra. Birleşmiş Milletler'le çalışıyor, Avrupa Birliği'yle çalışıyor. Ondan sonra dediğim gibi bazılarını orada devamlı tutuyor. Bazılarını ihtiyaç olduğu müddetçe profesyonellere yerleşme izni veriyor. Almanya'nın, diğer Avrupa Birliği ülkelerinin yaptığı gibi. Yani ben bunu tamamen ardında ne yatıyor bilmiyorum. Kanıtlayamam söyleyeyim. Hakkı tabii bir iki fikrim var ama hani biz ümmetin lideriyiz, herkese kucak açarız falan filan ama
Bu akılcı bir politika değil. Sonra bunun arkasında şimdi Afganistan'dan geliyorlar. Az önce programdan önce girdim baktım. 3000 kilometreye yakın yol ya. Adam boydan boya Afganistan'ı geçiyor, İran'ı geçiyor, Türkiye'nin sınırına. Elini nasıl geliyor? Ne kadar sürer arkadaş yürüyerek 3000 kilometre? Ama hepsini yürüyerek gelmiyorlar. Hepsi tabii. Gelmiyor tabii. Otobüslere biniyorlar. Orada İran'a nasıl giriyorlar? İran demek ki bunlara göz yumuyor. O zaman bizim İran'la bir şey yapmamız lazım, görüşme yapmamız lazım. Bunu kontrol altına almak için. Türkiye'nin ekonomisi de, toplumsal yapısı da bu şeyin altından kalkamaz. Türkiye'yi kaosa sürükler, toplumsal rahatsızlığa sürükler. Yani böylesine açık çek politikası, gel gir. Benim aklım yatmıyor bu işe. Pekala, bir de Sayın İmamoğlu'na soralım. Bakalım o ne söyleyecek. Hem siyaset açısından da bir siyaset bilimi açısından da değerlendirmenizi isterim. Hı hı. Çünkü neden? İlk olarak biz Suriye'den bahsediyorduk değil mi? Suriye politikasında da işte biz misafir olarak ağırlayacak, onlar bizim sığınmacılarımız dedik. Geri dönenler oldu ama burada hayata devam edenler oldu. İşte doğumlar oldu. Şimdi geri döndürmeye çalışsak can güvenliğini Türkiye orada nasıl sağlayacak? Bunu da göz yummak istemiyor tabii. Siz ne düşünüyorsunuz şu an için Birleşmiş Milletler'in işte göçmen ajansı verilerine göre Türkiye'de 3.7 milyon kayıtlı göçmenle dünyadaki en fazla göçmen nüfusuna sahibiz. Bu sayının çok çok üstünde gerçekte, bir kere bunu söyleyelim. Zaten kayıtlı olanlar bunlar. Evet evet, yani gerçek rakam çok daha büyük, yani 6 milyon civarında bir rakamdan söz ediliyor, sayıdan söz ediliyor. Onu bir kenara koyuyorum. Yani şunu söylemek lazım bir kere en başta, çünkü hani sonra söyleyeceklerimin daha iyi oturtulması açısından şunu en başta söylemek lazım bir kere. Yani bu insanlar büyük çoğunluğu bir şeylerden kaçarak geliyor. Taliban'daki berbat rejimden, hiç kimsenin yaşamak istemeyeceği veya Suriye'deki iç savaştan kaçıp geliyorlar. Orada gerçekten hani etnik temizliğe uğramamaya çalışan insanlar var. Ve hani bu insanlar buraya geldilerse bizim de onlara bir şekilde ve hani dünyadan da destek olarak asgari şartları sağlamamız lazım. Buraya kadar ben herkese hemfikirim. Buna da kimsenin itiraz edeceğini zannetmiyorum zaten. Fakat asıl mesele şu. Şimdi orta ve uzun vadede gerçekten sosyolojiye çok negatif etkileri olacaktır diye düşünüyorum ben bu şeyin. Çünkü, göçmenlerin mi? Tabii ki. Çünkü Türklük, yani sonuçta bu ülke kurulurken bir, öyle veya böyle kültürel manada bir Türklük üzerine inşa edildi. Ve siz bir ülkenin %10'u kadar, yani gerçekten bu 7 milyon civarı doğruysa %8, %10'u kadar bir anda insan geliyor. Ve bunlar işte zaten şöyle bir şey, vatandaşlık alamıyorlar. Uluslararası sözleşmelere göre ve hiç aslında şeyde, savaş bittiği zaman da geri dönecekler. Zaten geçici koruma statüsü bu demek yani. Bu insanlar aslında göçmen değil, mülteci değil. Bunlar geçici koruma statüsünde insanlar. Fakat problem şu. Şimdi bir, sürekli hem dezenformasyon var hem de bir yandan da bir takım gelişmeler de yaşanıyor. Şimdi bunların hepsini üste koyduğumuz zaman şunu görüyoruz aslında. Ciddi manada bir problem yaratmaya başladı. Özellikle ekonominin de pandemiden de etkilenerek kötü gittiğini düşünürsek gerçekten ciddi manada toplumda bir gerilme sebep oluyor. Bugün sokağa çıktığınız, insanlarla konuştuğunuz zaman birçok insanın bundan şikayet ettiğini, yani daha yoğun oldukları yerde Suriyelilerin veya Afganların, insanların bunlardan şikayet ettiğini göreceksiniz. Ben aslında biraz da şundan bahsetmek, yani bu konudan devam edeceğiz mi yoksa başka bir konuya mı geçeceğiz? Başka konuları da geçeceğiz. O zaman şundan da bahsedeyim. Bir iddiası var. Şundan da bahsedeyim ben. Evet. Bir de ben şunu çok sık görüyorum. Özellikle sosyal medyada. İşte bu mülteci, mülteci demeyeyim tabii, işte bu geçici koruma statüsündeki veya Afganlarla ilgili karşı söylemde bulunan insanlara şöyle bir, işte sen ırkçısın, işte git vesaire, bir takım böyle hakaretler ediliyor. Bu ırkçılık falan değil, insanlar çünkü hani kendi yollarını çizmeye çalışan insanlar bunlardan rahatsız olarak ve bunu söyleyen insanlar da maalesef aslında Avrupa Birliği ülkeleri tarafından fonlanan insanlar. İşte birçok biz medya kuruluşunun veya bireyin veya akademisyenin bu süre zarfında, son geçtiğimiz birkaç haftada aslında Avrupa Birliği ülkelerinden veya Avrupa Birliği'nin kendisinden fonlandığını gördük. Çünkü biz, Türkiye şu an aslında Avrupa'ya geçmeye çalışan bu insanların büyük bir çoğunluğu aslında tercihen Avrupa'da olmak isterler. Çünkü daha çok iş imkanı var. İşte ve işte yani avro kazanmak falan daha iyi olur. Peki, şimdi Bülent Akarcıoğlu da geldi yayınımıza. Sayın Bakan merhaba, hoş geldiniz. Sağlık ve Turizm Eski Bakanı bizlerle birlikte. Efendim, önce arkadaşlarıma ve dinleyicilere iyi akşamlar dilerim.
Kendilerine saygı sevgilerimi sunarım. Şimdi İlhan Bey kardeşimizin dinlediklerini duyunca tabii ki hak vermek gerekiyor. Alihan Bey pardon. Şimdi şu şekilde. Türkiye asırlardır mağdur insanların iltica ettiği yer olmuştur. Buna 12. İsveç Kralı da dahildir. Macar Kahraman da dahildir. Yani Avrupa'dan da. Fakat bunların statüleri kalıcı şeklinde değil. Geçici o sığınmadır. Bu gelenler de sığınmacı. Yani iş normale dönünceye kadar Türkiye'de kalmalarıdır. Mesela İsveç Kralı Ruslara yenildikten sonra geliyor. İstanbul'da kalıyor, ediyor. Mahiyeti 3 sene kalıyor. Sonra dönüyor. Ondan sonra Osmanlı 5 sene o kralla İsveç'te buradaki ona yapılan masrafları almak için müzakere ediyor. Polonezköy de aynı şekilde kurulmuştur, etmiştir vesairesi. Şimdi bu Suriye meselesine gelince bu tamamen tek taraflı Türkiye'nin sırtına yüklenen birincisi büyük. Hem maddi hem sosyal hem vesairesi. Öte yandan Türkiye misafirhane gibi kullanılmaya başlandı. Şimdi eğer bir sene içinde Türkiye'de sığınmacı statüsünde olan 1 milyona yakın insan bayram vesaire sebepleriyle ülkesine topraklarına geri dönerse, ondan sonra düğünüm var, sünnetim var diye oraya gidip gelebiliyorsa, bunun artık sığınmacılıkla hukuken, uluslararası hukuk açısından da sığınmacılıkla ilişkisi bitmiştir. Yani onlar gittikten sonra geri alınamaz. Sığınmacı olmayan, Avrupa'nın kendisinin çağırdığı, Türkiye'de affedersiniz dişlerine kadar kontrol ederek aldığı işçilerimiz en ufak bir yanlışlık yaptıklarında ya da oradaki bulunma statülerine uymayan davranışa girdiklerinde Türkiye'ye gönderiyorlar. Vicdansız bir şekilde, vicdana da gitmiyor. Çoluk çocuk vesairesi. Daha geçenlerde bir aileyi böyle tanıdık. Ben tabii ki bu noktaya gidelim demiyorum. Yani Avrupa'nın vicdansızlığını biz örnek alacak değiliz. Bizim vicdanımızı onların örnek alması gerek, onu da almıyorlar. Ama Afganistan'la da başlayan olayı görünce bu nerede duracak? Bunu durduracak, önce durduracak yasal yollarla, hukuki nasıl yollarla. Nasıl durduracak? Bakın ilk önce gayet net bir örnek verdim. Hiçbir eleştiri eğer çözüm yolu içermiyorsa geçersizdir. Türkiye'ye gelmiş Suriyeliler içinden, Türkiye'ye sığınmış olanlardan iş güç kurmuş olsa bile eğer sık sık gidip Suriye'de işlerini şunlarını yürütebiliyorlarsa demek ki artık orada güvence altındalar. Dolayısıyla bunların kesinlikle dönmesi gerekir. Nedir bu? Oturma izinleri varsa iptal edilir. Ondan sonra geriye dönerler. En basitinden olarak söylüyorum. Bu arada ciddi bir çalışma yapılır. Diyelim ki çocuktu, aile birleşmesiydi, aile bölünmesiydi, yaşayan insanların durumuydu. Bunlara göre bir çalışma yapılır. Grup sınıflandırma. Yani şu ana kadar Türkiye kendilerine herhangi bir mevzuatla, herhangi bir uygulamayla değerli komşularım siz bir gün kendi ülkenize döneceksiniz. Ben bunun hazırlıklarını yapıyorum. Bakın şunlara şunlara hazır olun deme algısını da yaratmadığı için kendilerine gelen kolaylık, yaşadıkları kolay hayatı devam ettirmek isterler. Yani ben onları suçlu bulmuyorum. Nerede rahat bir hayat yaşamak imkanı varsa insan orada yaşar. Bizim vatandaşlarımız da Avrupa'da dünyanın dört bir yerinde aynı şekilde davrandılar. Ama batıya baktığımız zaman batı ülkelerinin değil bu şekilde sığınmacı, normal bir şekilde gitmiş olanlara bile kurallara şöyle şöyle uymazsan geri dönersin diyor. Alıyor uçağa bindiriyor, yanına iki tane de polis koyup gönderiyor Türkiye'ye, başka ülkelere de. Dolayısıyla ilk gerekli mevzuat, yaklaşım, siyasi irade, siz burada kalıcı değilsiniz. Bunu bir kere bilin. Kalıcı olmanın şartlarının çok net bir şekilde ortaya konması, kalıcı olma şartları ortaya konsa bile bozulduğu takdirde kalıcılığın kalmayacağının belirlenmesi. Şimdi Amerika'da büyük bir hani göçmen ülkesi, mülteci demeyeyim ama seçiyor. Türkiye'den de dahil olmak üzere her sene 50-60 bin kişiye mesela Amerika'da oturma izni veriyor. Yeşil kart mı, mavi kart mı bir şey diyorlar. Nedir bunlar? Eğitilmiş üniversite mezunu insanlar. Ha, o Suriyeliler içerisinde Türkiye'nin yararına olan eğitim şubu açısından. Çünkü Batı bunu yapıyor.
Yani kendilerine göre bizden daha demokrat, daha çok insan haklarına sahip olduklarını iddia eden ülkeler yapıyor bunu. Seçiyor. Bunlar benim işime yarar, kalabilir diyerek de. Normal vatandaşa vize vermezken ondan sonra üstün bir derecesi olan bir üniversiteye, bir bilim adamına kapıyı hemen açıp. Şimdi bizim bu politikaları ondan sonra geliştirip uygulamaya başlamamız gerekir. Diyelim ki küçük yaşta olanlar için belirli bir yaşa kadar Türkiye'de kalabilirler. Ondan sonra dönmeleri gerekir. Eğer üniversitede okuyacaklarsa o zaman Türkiye'de okudukları süre için gelirlerini tespit etmeleri gerekir. Bugün bir Türk vatandaşı vize almış olsa dahi yurt dışına çıkarken orada hiçbir şekilde hastalık dahil o ülkeye yük olmayacağına dair taahhütte bulunmak ve sigorta poliçelerini vermek durumunda kalıyor. Yani dünyadaki uygulama bu şekilde. Peki. Şimdi biz bütün bunların dışında toparlayalım Sayın Akarcalı. Şöyle diyeyim. Mevcut durum devam ettiği sürece Türkiye maalesef gittikçe daha çok mültecinin gelip sığınacağı yer olacak. Peki. Şimdi tabii şey çözüm arayacağız. Miyim? Tabii ki. Bir cümle. Benim önerim Bülent Bey'in de söylediklerine ilave olarak bu kişiler Türkiye'de bir veya iki kere suç işledikleri takdirde sınır dışı edilirler. Mesela bunu, bu kuralı önceden koymak lazım. Bu zaten yapılıyor. Yok, hepsi yapılmıyor. Yani böyle suçun da kademesi var mutlaka hukuki. İkincisi, sadece Afganlara odaklanıyoruz ama bizi bekleyen çok daha büyük bir tehlike var. Nedir? O da İdlib'deki güruh. Eğer Rusya'nın kafasını kızdırdığımız anda İdlib'i Esad güçlerine açarsa Türkiye'nin sınırına birkaç milyon daha gelecek. Ve o İdlib'de sığınanların kafa yapısını da araştırsın izleyiciler. Türkiye için iyi haber değil o. Bir şey daha söyleyeyim izleyiciler için. 40 milyar dolar harcadık. Cumhurbaşkanının lafı doğru olduğunu kabul ediyorum. 40 milyar daha da harcarız gerekirse, o da Erdoğan'ın lafıdır. 40 milyar dolar ne demek biliyor musunuz? Adam başı 500 dolar vermişiz Suriyelilere. 4 kişilik her hane 2000 dolar para gitmiş Suriyelilere, Türklerin cebinden. Türkiye'deki her hanenin cebinden bugünün parasıyla 3600 lira hepimiz Suriyelileri finanse etmişiz bu göçü. Yani bunları da bilerek rakamlarla konuşmak lazım ki toplumsal duyarlılığı arttırmamız lazım. Burası AK Parti'nin veya AKP'li yöneticilerinin çiftliği değil Türkiye. Burada bizim de çocuklarımız büyüyecek, torunlarımız büyüyecek. Onun için korumamız gereken bazı şeyler var. Aynı gelişmiş demokratik Batı ülkeleri gibi. Peki, göçmen politikası ile ilgili siz neler söylersiniz? Düzensiz göçmen politikası özellikle. Yani bunu eleştiriyoruz işte, böyle bir şey olmaması gerek. Göçmen mesela buraya Bulgarlar geldi zamanında. Veya Saddam Kuzey Irak'ı bombaladığı zaman gaz kullanmıştı. Halepçe'den kaçanlar geldi. Efendim? Evet. Halepçe'den kaçanlar geldi. Saddam'ın bombalayıp bombalamadığından emin değiliz ya. Peki, o ayrı konu. Ama kaçtılar, geldiler. Ama bunlar kontrollü bir şekilde yerleştirildiler, ülkeye dağıtıldılar. Ve hele hele Bulgaristan'dan gelenler, yani bir belli bir kültür seviyesinde girişimci insanlardı. Yani bunlar Türkiye'ye katkıları olmuş insanlardır. Eminim göçmenlerin de mutlaka aralarında Türkiye'ye katkısı. Bakın bu ülke, bizim ülkemiz Finlandiya, Norveç falan değil. Oranın nüfusu 5 milyon, 7 milyon. Orada girişimci yok. Yaşlı nüfus. Ben doğduğumdan beri Türkiye neyle övünür? Öleceğim, yine onunla övünüyor zaten. Türkiye genç nüfusa sahip, büyük potansiyele sahip bir ülkedir. Biz, yani bizim ekonomimizin böyle niteliksiz iş gücüne, şuna buna ihtiyacı yok. Bizim kendi gençliğimiz arasında zaten her 4 gencin en az biri, 1,5'u işsiz. Bizim kendi toplumumuz zaten yatırımcı. Onun önünü açtığımız zaman Türkiye'nin ekonomide neler yaptığını Bülent Bey şahittir. Özal yıllarında gördük o ekonomik zıplamayı. Onun için biz yani yaşlı Avrupa ülkesi değiliz ki aman seçerek alalım, aman bizim nüfusumuz azalıyor, bunları alalım, genç dinamik nüfustur, bunları asimile ederiz, entegre ederiz, ekonomimize katkısı olur. Bizim yani Türkiye'de böyle şeylerimiz yok. Onun için
bizi Avrupa ile karşılaştırmak göçmen politikasında elmayla portakalı karşılaştırmaya benzer evet. benim açımdan. Şimdi tabii bir de Suriye'nin ve özellikle Afgan'la ilgili şunları konuşuyoruz. Geri dönecekler mi? Ama geri dönmeleri için de işte dediğim gibi bir can güvenliğinin sağlanması lazım. Ya da buraya geldiler, evlendiler, çocukları oldu. O çocuklar eğitimle başladılar. Biz Suriyelilere iyi bir şekilde yönetebildik mi? Mesela bunun bir örneği var mı daha öncesinden? Mesela Almanya'ya da gitti Suriyeliler. Almanya ne yaptı? Türkiye neyi yanlış yaptı? Ben Almanya'da bulundum. Bundan 4 sene önce birkaç ay yaşarken yaşadığım yere yakın bir yerde Suriyeli göçmenler için konut yapmış. Prefabrik konutlar, geçici konutlar yapmış. Arkasına bir spor tesisleri yapmışsa anlatamam. Bugün bizim Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta olmayan yemyeşil futbol sahalarını yapmış. Basket sahaları yapmış. Tenis kortları yapmış. İşte onu yapmış. Yüzme havuzları yapmış. Ve sadece oradaki Suriyeli çocuklar için ligler oluşturmuş. Minikler ligi, işte orta yaştakiler ligi. Yani oradan 3 tane futbolcu çıkarsa dünya piyasasına zaten o yaptığı yatırımı karşılayabiliyor. Peki Türkiye'de aynı yatırımı yapsaydı bu sefer denmeyecek miydi? İşte her aileye madem 3600 TL verildi. Türkiye önce kendi insanına bir yatırım yapsın da önce Türkiye'deki 80 milyon nüfusun içinden dünya çapında futbolcular çıkarsın da milli takımına önce Türkiye'den oyuncularla sahaya çıkabilsin milli maçlara da ondan sonra göçmenlere yapılacak şeyleri konuşalım. Kendimizi Almanya ile Avrupa'nın gelişmiş zengin ülkeleriyle karşılaştırmamız abes. Doğru değil. Bizim imkanlarımız belli, coğrafyamız belli, demin anlattığım demografik yapımız belli. Bizim kaynaklarımız belli, gücümüz belli. Onun için bunu kontrollü bir şekilde yaptık. Yoksa bundan 10 sene sonra daha da kötüleşecek durum benim açım. Ben de şu görüyorum. Önemli, Türkiye ile Almanya karşılaştırmak çok doğru olmaz. Çünkü Almanya'da en çok olduğu zaman Suriyeliler, şu an daha az ama 800 binler civarında. Peki kimle karşılaştıralım? Yani hiçbir şey en çok bizde. Neden öyle bir örnek istedim Cenk Toker'den? Sadece Türkiye'ye gelmedi bu sığınmacılar değil mi? Ama en çok Türkiye'ye geldiler. Başka ülkelere de gittiler. Tamam, yani en çok geldi, o yüzden biz Almanya ile karşılaştıramayız mı diyelim evet. bunu? Çünkü yani bir oran üzerinden oluyor. Almanya ekonomisi bizden iyi ve sayıca da çok daha düşük. Yani Almanya nüfusu ve Türkiye nüfusu kıyaslanabilir bir nüfus. Bu tamam. Ama Türkiye'ye gelen sayısı, Almanya'ya gelen sayısının 5 katı filan en aşağı. Şimdi o yüzden bunu karşılaştırıyoruz. Ayrıca Alman ekonomisi Türk ekonomisine göre çok daha güçlü ve kuvvetli bir ekonomi. Çok daha iyi ekonomi. Doğal olarak bunu karşılaştırmak doğru değil. Almanya çok eski bir sosyal devlet. Sonuç olarak öyle veya böyle oturmuş bir sosyal düzenleri var. Cem Bey'in hoşuna gitmiyor ama var yani. Ve bunun devamında da doğal olarak Türkiye ile bunu karşılaştırmak çok doğru değil. Türkiye sonuçta halen daha gelişmekte olan bir ülke. Almanya ile nasıl kıyaslayabiliriz ki Türkiye'yi? Şöyle gönderilme konusunda da, yani Suriyelilerin tekrar eve dönüşü konusunda da hatırlayacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu eğer iktidara gelirsek 2 yıl içerisinde biz göndereceğiz Suriyelileri ülkelerine dedi. Sizce nasıl yapabilir bunu? Ben buna inanmıyorum bir kere, onu söyleyeyim. Çünkü CHP Genel Başkan Yardımcısı veya milletvekili yanlış olmasın Yunus Emre olması lazım. Daha dün televizyonda şeyden bahsediyordu. Geçici sığınmalara vatandaşlık verme hakkının, biz çünkü Cenevre Sözleşmesi'ne imza attığımız için biz verilmiyor. Onun kaldırılmasından bahsediyordu. CHP rapor hazırlamış. CHP'nin raporunda şey yazıyor. CHP'nin bu şeyle ilgili hazırladığı raporda bu maddenin kaldırılması yazıyor. Ben CHP'nin samimi olduğunu düşünmüyorum şimdi. Milliyetçilik eğer teoride ve şeyde kuvvetliyse çok güzel bir şeydir ama sanki bir böyle yükselen bir dalganın üstünde sörf yapıyor gibi bence şu an CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu en başta. Artık öyle bir şey geldi ki Engin Özkoç Metehan'dan filan Metehan sözleriyle tweetler atmaya başladı. Dün, evvelsi gün ya da dün olması lazım ki yani benim hoşuma gider açıkçası böyle şeyler yapmaları tabii. Ama yani bir dalga var ve o dalganın üstünde sanki CHP sörf yapıyor gibi. Çünkü ilk attığı tweet'i ondan sonrasında yok ya ben o kadar da demek istemedim gibi daha yumuşatan bir tweet'le devam etmeye kalktı. Ve bütün bunları hani üste koyduğumuz zaman ben açıkçası o ilk açıklamandan yani evet Twitter'da öyle diyor Kemal Bey ama
Kemal Bey'in kurmayları başka bir şey söylüyor. CHP'nin bastığı yayınlarda başka bir şey var. Açıkçası ben hani şey göremiyorum. Bir tutarsızlık görüyorum yani. Peki. Bir ekleme yapabilir miyim? Yapabilirsiniz Sayın Akarcalı ama müsaadenizle lütfen size hemen söz hakkı vereceğim efendim. Misafirimiz geldi. Bir merhaba diyelim. Sonrasında size söz hakkı vereceğim. İyi akşamlar. Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Bursa Milletvekili bizlerle birlikte sayın seyirciler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Kusura bakmayın bu yol hali. Olabilir, o nedenle geciktik bir miktar. Şimdi Türkiye'nin göçmen politikası ne söylüyor? Göçmenler kısa uzun vadede acaba tehdit mi? Bunu konuşuyoruz. Ben size bir toparlama yapacağım ama Sayın Akarcalı bir söz istedi. Bir miktarda izledim geldim. Süper, harikasınız. Çok teşekkür ederim. Akarcalı alayım eklemenizi, buyurun. Dostumuz da o konuyu genişletebilir. Şimdi siyasette özellikle bir liderin bir şey dediği zaman onun nasıl yapılacağının söylenmesi lazım. Yani 2 yıl içerisinde bu sığınmacıların ülkeye hangi şart, şerait, imkan ve koşullar altında gönderileceğinin açıklanması lazım. Yoksa bu gibi laflar havada kalan laflar oluyor. Bunu müsbet eleştiri olarak söylüyorum. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nda öyle bir irade varsa CHP'de de bu konuyu uluslararası alanda nelerin yapıldığını araştırıp nasıl edileceği vesairesi konusunda bir rapor hazırlayıp en azından bu sözün arkasından bir 5-10 sayfalık bir raporun çıkması lazım. Şimdi sorunumuz her partiden bu konuda görüşler belirtiliyor. Partili olmayanlardan da dışarıdan vesairesi. Ama bunun çözümünün nasıl olacağına dair yeteri kadar yani şurada konuştuğumuz miktar kadar dahi öneri teklif gelmiyor. Bunu ben belirtmek isterim. Sonra peki. Bakalım meclis bu konuda neler yapacak? Sayın Tatlıoğlu'na da soralım. Şimdi Sayın Tatlıoğlu, Suriye ile ilgili zaten gelen biliyorsunuz misafirlerimiz vardı. Sayın Kılıçdaroğlu der ki can güvenliklerini de sağlamak kaydıyla 2 yıl içerisinde eğer ben iktidara gelirsem, biz iktidara gelirsek ve Suriyelileri göndereceğiz diyor. Şimdi şöyle de bir şey var. Birleşmiş Milletler Göçmen Ajansı verilerine göre Türkiye'de 3.7 milyon kayıtlı göçmenle dünyadaki en fazla göçmeni barındıran ülke olarak öne çıkıyoruz. Biliyorsunuz Afganistan'la ilgili de konuşmaya başladık 14 Haziran sonrasında. Kabil Havalimanı'nı acaba TSK koruyacak mı, korumayacak mı derken göçmen politikası da ön plana çıktı. Hatta bazı görüntüler var. Türkiye'ye gelen Afgan uyruklu mültecilerin olduğunu görüyoruz. Şimdi daha tabii görüyoruz diyorum ama daha öncesinden de zaten gelenler var. Yani bu sadece bugünün sorunu değil, 10 yıl öncesinden gelen bir sorunu konuşuyoruz şimdi. Türkiye yeni bir göç dalgasına izin vermeli mi sizce ya da ne yapmalı? Şimdi ben önce şöyle söyleyeyim. Bu Türkiye'de şu an itibariyle yaklaşık 8 milyon göçmen var. 3 milyon 700 bin resmi Suriyeli göçmen. Evet, kayıtlı. Ve dolayısıyla bir bütün olarak baktığımızda 8 milyon civarında bir göçmen var. Her 10 kişiden biri. Aşağı yukarı öyle Sayın Toker. Rakama evet. Bakar mısın? Evet. Her 10 kişiden biri. Tabii. %9 civarı. Siz Sayın İmancıoğlu söylemişti. Şimdi ama bu mesele, bu göçmen meselesi yine burada dile gelen bu Halepçe'den kaynaklanan bir göç meselesi gibi değil. Veya bizim Bulgaristan'dan Türkiye'ye bir göç meselesi değil. Bu 2011'de Türkiye'de de içinde bulunduğu Arap Baharı ile başlayan ve Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak politikası olarak ortaya konan Suriye merkez Orta Doğu politikasının neticesi. Hatırlarsak biraz gidip önce bu göç Türkiye tarafından teşvik edildi. Angelina Jolie geldi, kamplarda, ziyaretlerde bulundu hatırladığımızda. Fakat bu oyunun daha sonraki gelişmeleri bize anladığımız kadarıyla Sayın Davutoğlu, Erdoğan ikilisine gösterilenin çok ötesinde olduğu için biz birden bu göç baskınının altında kaldık. Çünkü sınırları biz ortadan kaldırdık Türkiye olarak. Yani orada istikrarsızlığın ana unsurlarından biri Türkiye. Yani bu AK Parti mutfağın dediği gibi efendim Tunus'ta, Cezayir'de bir bahar başladı. Bu Suriye'ye geldi. Esad da bunlara zulmetti. Onlar da kaçtılar. Hikaye böyle değil. Bakın istatistikler var. Bu 3 milyon 700 bin resmi Suriye göçmenin %5'i güvenlik nedeniyle Türkiye'ye gelmiş.
Geri kalanı ekonomik nedenlerle Türkiye'de. Hı hı. Şimdi burada bununla karşı karşıyayız. Bir de Afganistan göçü. Şimdi Türkiye bunlardan, yani Türkiye'yi yönetenlerden bir haber böyle bir göç olmaz. Bu toplumla paylaşılmayan başka bir projenin sonucu. Suriye politikası da böyle. Yani bunların tamamen bölge politikalarında bazen başlatılan bir projenin, politikanın domine edilememesinden, hakim edilememesinden kaynaklı ve bu politikaların Türkiye'yi aşmasından kaynaklı, yönetilememesinden kaynaklı unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dünyanın hangi ülkesi 10 yıl içerisinde nüfusunun %10'u kadar bir nüfusu barındırabilir? Bakın, bu Suriye için de, Afganistan için de, Türkiye için de, gelenler için de, burada duranlar için de orta ve uzun vadede bir büyük bir problem. Şimdi bakın, biz bunlar hesaplanırken 2011-2012 yılında Türkiye'nin 2023 hedefleri kondu. Milli geliri 25 bin dolara hesaplanıyordu. 25 bin dolarlık bir Türkiye olsaydık kısmen biraz daha sıkıntısı olurdu. Ama biz 12.500 dolarlık ilave milli gelir artışı beklerken, bugün milli gelirimiz, bu göçmenleri de sayarsak, 7.500 dolara doğru indi. Biz artık fakirlik kapandaki bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu, böyle bir göçü hazmetme ve idame etme kapasitemizi çok düşürür. Burada çok net olarak söylüyorum, bütün bunlar toplumla paylaşılmayan başka bir demokratik pluralizm, yani bir toplum mühendisliği çalışması var bunun altında. Yoksa aksi takdirde bunu kaldırabilme kapasitesi yok Türkiye'nin. Bu politikaların ortasında bir devlet aklı yok. Bu politikaların ortasında bizim devletimizin yüzyıllarca biriktirip geldiği, ki ikamet ve iskan konusunda çok büyük deneyimi vardır Osmanlı'nın da ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de. Dehşet bir, batıdan çok daha üstte bir iskan politikası vardır. Çünkü çok büyük bir göçle beraber gelinmiş topraklar var. Yani yaklaşık bir 600-700 yıl. Bütün bunları harmanladığımızda devletin çok ciddi bir göç politika birikimi var. Ama son 10 yıldaki gelişmeye baktığımızda bunlar bölgesel siyasetten bizim kaynaklı ve bizim başka nedenlerle perdelemeye kalktığımız unsurlar. Şimdi mesela biz İYİ Parti olarak bu konuda görüşümüz şu: herkes vatanında mutludur. Biz evet fedakarlık yapalım, gayret gösterelim kesinlikle, ama o insanları kendi vatanlarında mutlu etmekten başka bizim için de onlar için de çıkar yolu yok. Bugün nasıl olur ki, bakın 800 bine yakın bir doğum söz konusu Türkiye'de. Ve biz bunları eğitebiliyor muyuz? Hayır. Evet. Eğitebiliyor muyuz? Hayır. Peki biz bunları, sağlık imkanları verebiliyor muyuz? Bu yüzden istihdam politikalarımız bozuldu mu? Bozuldu. Düzeltebileceğiz mi? Düzeltebileceğiz. Çünkü bizim Türkiye olarak, bakın Almanya bile olsa, Almanya bugün 80 milyon. 8 milyon 10 yıl içerisinde bir göçü Almanya'da hazmedemez. Bu ne gidenler için iyi, ne oradakiler için iyi. Dolayısıyla bunlar ne bizim için iyi, ne gelenler için iyi. Ama baktığımızda Türkiye'yi yönetenler açısından baktığımızda, bunun arka planında başka bir mühendisliğin yattığına dair söylentileri de gerçekten kulak ardı etmemek lazım. Peki. Yakın tarihten iki örnek verebilir miyim? Beyefendinin sözlerinin de altını doldurmuş olacağım. Çarpık bir devlet aklı var bunun altında. Onun da sorumlusu AKP Genel Başkanı, dönemin Genel Başkanı Başbakan Davutoğlu'dur. Obama ve Dışişleri Bakanı Clinton bu iktidarı bu politikada da yine aldattı. 2012'ye dönelim. Hatırlarsanız Davutoğlu Dışişleri Bakanı o zaman 100 binle sınırlı, çünkü Esed'in günleri kaldı. Bağırıyorlar buradan: ey Esed, haftaların kaldı, gidicisin, hatırlıyorsanız. Şam'da cuma namazı kılacağız, onu yapacağız falan filan, bir havaya girmiş Davutoğlu. Bir cümlesini tekrarlayacağım izleyicileriniz için. 2012 Kayseri AKP il örgütüne konuşma yapıyor Dışişleri Bakanı Davutoğlu. Hadi yalan desin.
Diyor ki orada 1914-1923 yılları arasında hangi toprakları kaybettiysek 2014-2023 yılları arasında o topraklardaki kardeşlerimizle yeniden kucaklaşacağız. Bu cümleyi dikkatlice dinlesin Türkiye. İşte ok yaydan o zaman çıktı. Biz nasıl olsa o Şam'a mı giriyoruz? Artık Esad yıkılınca Amerika bunlara, onun için Erdoğan dedi ya beni aldattı, Obama da aldattı diye. Orada bir katakulli oldu. Türkiye'nin başına orada çorap örüldü. Davutoğlu da bunu maalesef bu tuzağa düştü. O yeni Osmanlıcı burada hayal gücüyle gerçekle hayali ayırt edemedi, bu tuzağa düştü. O zaman açtı kapıları. Buyurun gelin. 100 bin, 250 bin bir baktılar arkası durmuyor bunun. Peki. Burada şöyle bir saptama yapmak lazım. Gerçekten biz bu konuda çok ciddi araştırmalar yaptık. İstatistikler var. İlk gelen 150 bin güvenlik nedeniyle gelmiş. Onun üzerindekiler ekonomik nedenlerle gelmiş. Bir. İkincisi, bu olay, bak aha, bu göç olayı Türkiye'nin direncini kırar. Hiç savaşmadan Türkiye'nin direncini çok ciddi anlamda kırar ve Türkiye'yi tarihin gerisinde bırakır. Ve Türkiye'yi hedeflerin dışında bırakır. Bunlar çok önemli tespitler. Yani biz bir göç sorunuyla, bir ani bir göç sorunuyla karşı karşıyayız. Bunu çözeriz. Halepçe'de olduğu gibi. Yani biz bunları çözeriz. Halepçe'yi ama burada, de çözemedik bu arada bence. Burada. O Halepçe'yi de çözemedik. Hayır, çözdük kısmen. Yani o kısmen çözdük. Mesele öyle bakamıyor. Mesele gittikçe oturuyor ve gittikçe Türkiye'yi aşağıya çekiyor. Tabidir bu çekme. Peki. Çünkü gelenler kendi seviyeleriyle bizim seviyemiz arasında Türkiye bir yere gelecektir. Bu taşınabilecek bir sorun değil. Ve bunu şurada söyleyeyim ama bu meseleyi gelenlerle buradakiler üzerinden okumamak ve çözmemek lazım. Yani devlet aklıyla ve temel politikalarla çözmek lazım. Şimdi Sayın Tatlıoğlu, bir iddia var. İzleyicilerimize de bunu okumak istiyorum. Reuters'ın Türkiye daha fazla Afgan'a ev sahipliği için rol üstlenecek iddiası var. Haber şöyle. Göçmen konusunda tepki çeken diğer tarafsa Avrupa Birliği oldu. Avrupa Birliği'nin Türk hükümetiyle yaptığı göçmen anlaşmaları sosyal medyada para gönderip istemedikleri göçmenleri açık hava hapishanesine döndürdükleri Türkiye'de tutuyorlar şeklinde eleştirilere neden oldu ve hatta düzensiz göç karşıtı paylaşımları eleştiren bir grup akademisyen ve medya kuruluşu Batı Avrupa ülkeleri tarafından fonlanmakla suçlandı yine sosyal medyada. Şimdi Alihan Bey sizinle devam edelim. Tam tersi. Son cümleyi bir daha okur musunuz? Fonlanmakla suçlandı yine sosyal medyada. Önce düzensiz dedim. Göç. Hatta düzensiz göç karşıtı paylaşımları eleştiren bir grup akademisyen. Evet. Aynen öyle. Pardon, ben yanlış anlamışım. Tüm bunlara bakınca fonlamakla suçlanmadılar bu arada. Büyük çoğunluğu fonlanıyor. Bunu ben söyleyeyim de büyük çoğunluğunun fonlandığı takır takır kanıtlandı birçok medya grubu sorumu ve sorumu sorayım ben size. Tüm bunlara bakınca Avrupa Birliği'nin göçmenler konusunda Türkiye ile nakit desteğe dayanan bir ilişki kurmasını, Türkiye'nin göçmenler konusunda Avrupa Birliği ile tampon bir bölgeye dönüşmesini nasıl değerlendirmeliyiz? Aynı zamanda şimdi editör arkadaşım da attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun atmış olduğu bir tweet var. Hani siz bahsediyordunuz ya, yeni göçmen dalgalarını misafir etmemiz için Avrupa'nın ikinci rüşvet paketi hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz. Bir daha asla diyor. Şunu söyleyeyim, popülizm yapıyor Kemal Bey gayet mantıklı bir şekilde şu an, çünkü çok büyük bir ekonominin de kötü olmasından dolayı çok ciddi bir göçmen karşıtlığı başladı veya işte Suriye ile Afgan karşıtlığı başladı, bunun üzerinden popülizm yapıyor. Ben çünkü şimdi temel problem şu, bir yandan bunu söylüyor Kemal Bey, bir yandan CHP'nin Yunus Emre isimli milletvekili çıkıyor diyor ki biz diyor bunlara vatandaşlık verilmesi lazım, biz Cenevre'nin bir takım şeylerinden vazgeçeceğiz diyor. Ayrıca CHP'nin yazdığı raporda da var aynı şekilde. Aynısı da bugün gördüm, baktım. Aynı şekilde bu şey değil yani, hani bir enteresan bir şey oluyor, ne olduğunu bilmiyorum. Yani Kemal Bey böyle söylüyor fakat altta yapılan şeyler bambaşka. İkincisi de şu, Avrupa Birliği yani Türkiye'de tutmak için bir ciddi manada para transfer ediyor Türkiye'ye. Ve açıkçası bundan ben de memnun değilim. Ben hiç kimsenin de memnun olduğunu zannetmiyorum. Çünkü hocamın da belirttiği gibi bir kere her şeyden evvel etnik yapıyı da bozacak bu. Ve hani bu artık doğal olmanın da artık ötesine geçmiş bir göç dalgası. Evet, Anadolu gerçekten hani göçlerle kuruldu. İşte ben de bundan herhalde 900 sene evvel falan
Orta Asya'dan gelen bir ailenin, hani göçmen çocuğuyum, göçmenlikse birçoklarımız gibi yani. Ve hani bunun devamında baktığımız zaman aslında bizi hani ne diyelim, aslında insanları kızdıran veya endişelendiren mesele şu. Bunun sağlıklı bir tartışma ortamı da olmuyor hiçbir yerde. Ne zaman mesela işte birileri çıkıp bunu şey yapsa, karşı taraftan hemen bir işte ırkçı mısın, bilmem vesaire gibi geliyor. Şimdi demin en son siz cümlenizde belirttiniz, dediniz ki fonlandığı iddia edilen, dediniz. Ya birçoğu kanıtlandı bu fonlandığı iddia edilen şeylerin. Birçok tırnak içinde söylüyorum, alternatif medya kuruluşunun net bir şekilde mesela Norveç'ten, İsveç'ten fonlandığı kanıtlandı. İşte birçok akademisyenin veya gazetecinin fonlandığı bayağı belgelerle falan sunuluyor internette. Twitter kullanıcıları baksınlar, bunların hepsi açık açık çat 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 yazıyor. Yani bunlar söylenti falan değil. Ciddi manada bir fonlanma var. Eğer birisi fonlanıyorsa fonlanabilir. Ben akademisyen olarak, hocam da akademisyen, tabii ki fon alınabilir. Fakat siz fonu aldıktan sonra sadece o fonu aldığınız şirketin veya devletin çıkarına olacak şeyler savunuyorsanız, burada ahlaki bir etik problemi aslında biz bence karşıyız ve bilimsellikten de uzaklaşmış oluyorsunuz. Sonuçta o yüzden de bence bu fon meselesi çok önemli. Bu, ne zaman ben konuşmaya çalışsam bu fon meselesini hep birileri kızıyor gibi oluyor ama bu fonlanma meselesi, çünkü en önemli şey, bakın yani iktidar olur, muhalefet olur, Cumhur İttifakı olur, Millet İttifakı olur. Buradaki en önemli mesele, biz milli duruşumuzu devam ettirebiliyor muyuz? En önemli mesele bence bu, bu tartışmadaki. Çünkü siz fon almaya başladığınız zaman, işte bitiriyorum, yani çok basit güzel bir atasözü vardır. Parayı veren düdüğü çalar. O yüzden de parayı kimin verdiği de önemli bence. Peki, şimdi bir reklamaya gidelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Kısa bir reklam aramız var. Sahip olabileceğiniz en kaliteli... Devam ediyor sayın seyirciler. Göçmen politikasını konuşacağız. Türkiye'nin göçmen politikası ne söylüyor? Ve göçmenler kısa uzun vadede Türkler için bir tehdit mi? İşte bunu değerlendiriyoruz. Fonlamadan bahsettik. Cem Toker'e döneceğim şimdi. Suriyelilerin ardından bu sefer de Afgan mülteciler için benzer bir anlaşma imzalanabilir mi? Habere göre iddia edildiği gibi. Siz ne dersiniz bunu? Ve benim aklımdaki soru, acaba bu hükümet Suriyelileri Avrupa Birliği'ne karşı koz olarak kullandım ve başarılı oldum. Avrupa Birliği bana yaptırım uygulayamıyor bu elimdeki kozdan dolayı diye düşünüp, acaba bunun sayısı artarsa ben bir şey kaybetmem, pazarlık gücüm artar diye mi düşünmeden duramıyorum. Afgan göçünü henüz çözemiyorum, anlayamıyorum. Yani aklım, mantığım almıyor. Türk askerinin oraya gitmesindeki konuyla ilgili daha çok yorum yapabilirim ama Afganlara yapacağız, kontrolsüz sınırı açmanın nedenini, gerekçesini sadece fal bakabilirim ama o konuda. Çoban olarak falan çok uzun zamandır varlar Anadolu'da. Hocam da biliyordur eminim. Çoban olarak çok uzun zamandır Afganlar var. Yani en azından 10-15 senedir falan var. Doğrudur yani. Ama belli sayıda var. Yani bu, mesela ben Taliban olsam Türkiye o güruğun arasında, alnında yazmıyor ki adam kim Taliban kim değil. Oradan Türkiye'ye gönderirim yüzlerce adamı ya. Ya Suriye'den şebiyalar geçmedi mi? Ya gelmedi mi onlar? Yani aslında onu söylemekte de fayda var. Sayın Tatlıoğlu söyledi. İlk Suriyeliler geldiğinde dedi 150 bin mülteci aslında güvenlik için geldi denildi. Ama şimdi baktığımızda şöyle 15 ve 30 yaş arasındaki sadece erkekler geliyor. Yani kadın ve çocuklar aralarında yok. Ama bir güvenlik denildiğinde ya da mülteci söylendiğinde ailesiyle birlikte gelinmesi. Bu 15 ve 30 yaşındaki erkeklerin gelme sebebi ne olabilir? Ben biliyorum, söyleyeyim mi? Buyurun söyleyin. Büyük çoğunluğu başlık parası için geliyor. Çalışıp bir sene iki sene başlık parası biriktirip evlenmek için geri dönüyorlar. Geri Taliban'a dönecekler. Afganistan'a, Taliban'a değil. Yani Taliban'a da olabilir, Taliban başka bir şeye de olabilir. Evet. Büyük çoğunluğu başlık parası için geliyor bu arada. Bir iki sene çalışıp parayı biriktirip geri dönüyorlar Afganistan'a. Geri mi dönerler yoksa çoğu ailelerini dönüyor mi getiriyorlar? Yok yok, çoğu geri dönüyor ya. Peki, şu ana sonra, kadar öyleydi. Sonra bu kadar yoğun ilk defa vatandaşlık vermekle hiçbir şey yapmamak arasında da Batı'da da var. Oturma ve çalışma izni. Hani Amerikalıların yeşil kartı vardır. Vatandaş değilsin. Oy hakkın yoktur ama çalışabilirsin, yaşayabilirsin diye. Türkiye bunu da uygulamıyor benim bildiğim kadarıyla. Ya hep ya hiç uyguluyor. Bu da bir orta yol olabilir. Yani bir çünkü
bakın 8 milyonun 6 milyonu oy kullanma yaşında olsa Türkiye'deki seçmen sayısının %10'u ediyor kardeşim. Ve önümüzdeki seçim %0.5'la 1'le bitecek bu tarafta veya o tarafta. Yani %10 seçmen sayısını arttırmaktan bahsediyorsun. Vatandaşlık vererek. Yani bunları kim düşünen yok mu? Evet. Sayın Akarcalı'ya sorayım. Sayın Akarcalı, eğer böyle bir anlaşma imzalanırsa etkileri ne olur sizce? Ne tip bir anlaşma? Yani Reuters'ın... Avrupa Birliği'nde. Evet, evet. Bu fonlama konusunda ve Avrupa Birliği ile ilgili haberde. Bakın, hayatım, öğrenciliğim dahil Avrupa Birliği konusuyla geçti. Ben Brüksel Üniversitesi'nde okudum. Master tezimde, 1970'te verdiğim master tezi, 1980 ufkunda Türkiye'nin ortak pazara girişi, giriş ihtimali ve Avrupa Birliği'nin durumu şeklindeydi. Mezun olan arkadaşlarımın çoğu Avrupa Birliği'ne bürokrat olarak girdiler. En üst düzeylere kadar geçtiler. Sizi temin ederim ki 1990'ların sonuna kadar ben Avrupa Birliği'nden Türk Devleti'nin alamadığı bütün bilgileri alabiliyordum arkadaşlarım sayesinde. Çünkü bizim dışarıda bilmediğimiz çok sayıda da dostumuz vardır. Ama onlarla ilgilenmediğimiz, sahip çıkmadığımız için dostlarımızın sayısını bilmiyoruz. Ama düşmanların dolduruşuna da gelerekten politikalar yürütüyoruz. Ayrı bir mesele. Avrupa Birliği için Avrupa Birliği'ne gerçekten inanmış kişiydim. Ancak ben son 10 sene içerisindeki gelişmeleri görünce, Avrupa Birliği'nde görüşmeleri, kendi yapısı içerisindeki ırkçılığın artışı vesairesi görünce, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden alacağı her kuruş karşılığında vermesi gereken büyük bir ödün şeklinde olacak. Duyunu umumiye gibi olacaktır. Dolayısıyla her şeye şüpheyle bakmamız gerekiyor bu ortamda. Ben ilişkilerimizin şu noktaya geldiğine inanıyorum. Amerika ile de aynı şekilde. Onların düşüncesi, Türkiye kardeşim, benim senin üzerinde hakkım var, senin de bana karşı mecburiyetim var ilişkisi. Yani yazı gelirse ben kazanırım, tura gelirse sen kaybedersin diyerekten. Şimdi bu mülteci konusu gerçekten Türkiye'ye karşı bir tuzaktır. Yani daha da çok para vereyim, daha da çok sende kalsın demek, Türkiye'yi zayıflatmanın, Türkiye'nin içindeki bölücü güçleri desteklemenin dolaylı ve en etkin yoludur. Şimdi yüzdeleri Türkiye genelinde konuşuyoruz. Türkiye genelinde değil, güney sınırlarımızda büyük tehlike var. %25, %30'lara çıkmış sığınmacıların sayısı. Yani biz şimdi düşünün, tersini düşünelim. Tamam mı? O sınırlarda Türkiye'den gitme 3-5 milyon insan olduğunu düşünelim. Türkiye doğal olarak ileride o toprakların bize ait olduğunu düşüneceğiz. Esad oraları artık benimdir, Hatay'ı ben geri alacağım demeye başlamaktır. Fransa'da bugün gayet açık bir şekilde Hatay'ı geri almanın zamanı geldi. Artık Türkiye olgun bir meyve, şak diye koparabiliriz. Çölde yazısını yazan, televizyonda savunanlar var, edenler var. Ama biz Batı'nı yalnız onların beyanatları üzerinden değerlendirdiğimiz için açaldığın nasıl Türkiye aleyhinde kaynadığını görmüyoruz. Biz işte 3, 5, 6, 7, 8 kaç biliyorsa o kadar göçmene şu veya bu şekilde beslerken Yunanistan'ın yaptıkları vicdansızlıkları görüyoruz. Onlar da biliyorlar. Yunanistan'a ses çıkıyor mu? Hayır. Onlar kendi aileden olan bir ekip. Dolayısıyla mesele şudur. Şimdi burada İsmail Bey'e iltifat olsun diye demiyorum. Bu konuda en ciddi tavrı alan mecliste İyi Parti. Ama İyi Parti iyi tavrı almak yetmiyor. Çözümlerin ne olacağı konusunda Türkiye'yi, Türk kamuoyuna sunacak ciddi bir araştırma lazım. Bir tane çözüm yok. 8 milyon göçmen için sınıflarına göre ayıraraktan, hani Suriyelisi, Afgan'ı, Türkmeni vesairesi bir başkası, bunların her birinin için uygulanacak çözüm ayrı ayrı olacaktır. Yani karşımızda 20 tane, 10 tane ayrı hastalıktan muzdarip hasta var. Hepsine aynı ilacı veremeyiz. Her biri için ayrı bir ilaç geliştirmemiz lazımdır. Şimdi Cem Bey'in biraz önce Amerika için söylediğini, mesela Belçika neredeyse 1990'lara kadar uygulamıştır. Vatandaşlık vermeyi kabul ettiğine, tamam mı, önce der ki arkadaş sen benim dilimi bileceksin. Fransa veya Flamanca'yı. Bundan sınavdan geçireceğim seni. Tarihimi bileceksin vesaire. Yani madem vatandaş oluyorsun, benim toplumuma intibak etmen lazım. İntibak et ki ben sana vatandaşlığını ama vereyim. Ama burada da eğitimleri yanılmıyorsam zaten bizim müfredata uygun bir şekilde Sayın Akarcalı. Ben yapılmıyor demiyorum. Şimdi kuralları önceden yok, koyarsak. Yok, yapılmıyor deyin zaman, çünkü yapılmıyor.
Sayın Akarcalı, yapılmıyor değil. Özür dilerim. Onları tartışalım. İsmail Bey, şunu yapılmıyor derseniz de yanlış değil. Yapılmıyor yani. Biz orada okul çağındaki mültecileri eğitemiyoruz. Öyle bir imkanımız yok. İsmail Bey, ben meselenin o kısmında değilim. Yok, sizi desteklemek için söylüyorum. Veya hiç eğitmiyoruz. Bakın, ben kuralların nasıl oluşması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi şu anda bu mülteciler içerisinde de ya biz ne yaparsak Türkiye'de kalabilirize cevap bulabilen de yok. Bakın, içinde iyi niyetli, ehliyetli, okumuş, etmiş, geleceğinde Türkiye'de katkıda olabilecek insan hangi şartlara, hangi sınavlara, hangi koşullara uyar da Türkiye'de kalabilir diye onu da bilemiyor. Bakın, bir de bu var. Dolayısıyla kuralları iyice ortaya koymak. Sınıflarına göre ve yaşlarına vesairesine göre. Bu yok ortada. Bu mevzuat fazla zor değil. Uluslararası hukuka göre, imzaladığımız sözleşmelere göre vecibelerimiz nedir? Haklarımız nedir? Bunları çıkararak ve bunları mesela diyelim ki İYİ Parti, tabii benim size tavsiyede bulunmak haddime değil. Estağfurullah, ne demek efendim, ne demek? Ha? İYİ Parti der ki bizim siyasi parti politikamız budur. Yarın biz iktidara geldiğimizde, iktidara ortak olduğumuzda mülteci konusunda yapacaklarımız budur. Bunu mülteciye belirtir. Türk halkına değil yalnız. Sen de rahat ol. Bak, bir, iki defa suç işlersen seni atarım. Lafın gelişi. Ama suçun bir tanesi, yine lafın gelişi, kadına şiddetse birinci de atarım. Vesaire vesaire. İşin içine girdikçe başka ülkelerde nelerin uygulandığı var. Çok emsali çok. O emsaller alınır, hepsi bir yere bütünleşir. Ama eğer bu mülteciler Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızda bu çoğunlukta kalırlarsa, evet, gerçekten çok vahim. İç savaşa kadar gider, bakın. Peki. İç savaşa kadar gider. Yapıyı fazlasıyla biliyorum. Bir de buna içimizde olan etnik kökenine bakmadan kim olursa olsun bölücü zihniyeti de kattığımız zaman, hı hı, hakikaten Türkiye'yi iyice zayıflatmak, sevre döndürmek isteyenlerin ekmeğine önce yağ sürmüş, üstüne de bal çekmiş oluruz. Peki Sayın Akarcalı, tekrar döneceğim size. Göçmenlerle ilgili eğer sizin eklemek istedikleriniz varsa konuşalım, yoksa Türkiye Afganistan'a gidecek mi? Yok, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Onu konuşalım. Önce Suriye ile ilgili söyleyeyim. Biz 2017 yılında parti kuruluşunda da Sayın Genel Başkanım söyledi. Sayın Akarcalı çok haklı. Yani bunları çözmek lazım. Nasıl, evet, çözülür? Bunun bir ayağı Suriye. Suriye'de mülteciler dahil bir seçim yapılır. Güvenlik Birleşmiş Milletler nezdinde ve seçilen Suriye yönetimiyle oturulur. Buradaki geri döneceklerin can güvenlikleri, mal güvenlikleri ve durumları ile ilgili bir ortak bir protokole dayalı bu yerleşim yapılır ve Türkiye burada harcaması gerekeni harcar ve Türk insanı burada yapacağı fedakarlığı yapar. Ama mesele onların kendi vatanlarında, bizim de kendi vatanlarımızda karşılıklı mutlu olmaktır. Bakın, işin güvenlikten çok daha büyük problemleri var. İçine girdiğinizde çok ciddi anlamda insan ticareti var. Ve bu özellikle de kız ve kadın ticareti üzerine. Çok dramlar var buralarda. Çok büyük hikayeler var. Bu yarın çok büyüyecek dramlar var. İnsan nihayetinde, insan üzerine konuşuyoruz. Bekler var. İnsan üzerine konuşurken bunun artık Suriyelisi, Türkiye suyu yok. Dolayısıyla bu biz bir dramın müsebbibiyiz aynı zamanda. Yani biz şöyle bakarsak, efendim bir olay oldu, üzerimize geldi de biz bunun altında kaldık. Hikaye böyle değil. Hikaye Türkiye'nin Sayın Erdoğan, Davutoğlu ekibinin içinde bulunduğu bir problemin buraya gelmesi ve iflas etmiş bir göç politikası ile ilgiliyiz. Bakın, Afganistan konusuna, evet, gireceksiniz ama şunu vurayım bak. Kimin üzerinden okuyoruz? Reuters üzerinden okuyoruz. Biz Reuters üzerinden bir haber alıyoruz. Ne alıyoruz? Avrupalı liderler Erdoğan'ın taahhütlerinden memnun. Yani Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Ankara'da Çavuşoğlu'na hakaretler yağdıran Nikos Danidias Dışişleri Bakanı bunları biliyor. Türkiye'nin ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grubu bulunan partinin lideri Meral Akşener bunları bilmiyor. Aynen Türkiye bu durumda. Değerli dostum, işte ilgili siyaset bilimcisi Sayın Toker, Sayın Akarcalı engin bilgisi. Böyle bir politika olur mu? Nasıl bir milli politika? Yarın tezkere gelecek. Bunun üzerine ne konuşacağız? Düşünebiliyor musunuz? Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı
Erdoğan'ın ve ekibinin, Sayın Erdoğan ve ekibinin bu konularda neler taahhüt ettiğini biliyor ve teşekkür ediyorlar. Ama ben Türk parlamentosunun bir üyesi olarak, milletin bir vekili olarak veya Türkiye'yi yarın yönetmeye iddialı biri olarak, siyasi olarak Meral Akşener bunları bilmiyor. Ve Suriye politikası da böyle gelişti. Biz Suriye politikasıyla ilgili hiçbir bilgi edinmeden buralara geldik. Halbuki bakın 2001 yılında Afganistan'la ilgili AK Parti kurulduğunda birçok deklarasyonu yani vardır AK Parti. Yani meclise tezkere gelene kadar zaten biz o bilgileri hayır, ama işte bakın bende de var size. Reuters, bakın hepimiz Türkiye konuşulan neyin üzerinden konuşuyoruz? Reuters üzerinden konuşuyoruz. Yani Avrupalı bir haber ajansının bilgileri üzerinden konuşuyoruz. Bu bilgiler Avrupa'da, bu bilgiler Türkiye dışında herkesle paylaşılıyor, pişiriliyor, yapılıyor. Biz burada sadece servisini ödüyoruz. Bu göç, Afgan göçü Avrupalılarla görüşülmüş. Fonları konuşulmuş. Ve bu olay geliyor. Şimdi buna nasıl bir hikaye yazacaksa AK Parti mutfağı, biz o zaman o hikaye üzerine konuşacağız. Aynı Suriye'de böyle oldu. Suriye bir, biraz önce Sayın Toker'in belirttiği gibi, bir AK Parti dış politikasıydı. Türk dış politikası demiyorum. Neden demiyorum? Çünkü Türkiye'nin dış politik çizgisine ve bu ülkenin kodlarına uymayan bir politik çizgi. Bu ülkede gerçekten yüzyıllardır, hatta derler ki daha Tanzimat dış politikacılarına imparatorluğun çöküşünü 100 yıl geciktiren bir akıldı derler. Ama bütün bunların dışında siz dışişleri koridorlarında değil de partinin odalarında politika geliştiriyorsunuz ve millete sadece bunu maliyetini yüklüyorsunuz, kendinize göre hikayelendiriyorsunuz. Yani şu Suriye konusunda tekrar ediyorum. Efendim Arap Baharı oldu, bu Suriye'ye geldi, o da zulmetti, bize kaçlar. Bu bir hikayedir. Olayın esası bu değildir. Olayın esası çok açık. Amerika Birleşik Devletleri, Obama, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bir Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesinin bir partisi olarak geldi. Hı hı. Ve bugün ne yazık ki bakın Orta Doğu'da Türkiye dahil, İran dahil, Suudi Arabistan dahil bütün bu ülkelerin enerjileri buraya gitti. Ve hiçbirisinin bir başka ileri adım atacak enerjisi kalmadı. Bu politika, bu göçmen politikası Türkiye'yi tekrar ediyorum. Türkiye'yi hedefleri olan ülke olmaktan çıkarıyor. Esas sorun ve biz, peki, biz de Türkiye'yi yönetme iddiasında olan politikacılar olarak bunlarla gerçekten ciddi çalışıyoruz. Yani hani bunun sosyolojik... Çözümümüz var mı Sayın Tatlıoğlu? Çözüm var mı? Var tabii. Çözüm söylediğim gibi. Türkiye kendi kodlarıyla, bir dış politikasıyla uluslararası toplumda Suriye'de bir seçim yapılmasını sağlayacak. Bizi oradaki seçimin işe sahip etmiyor. Göçmenler dahil ve oturacak. Buradaki göçmenlerin orada mülk, can güvenliğini, mal güvenliğini garanti edecek, evet, bir sözleşmeyle bunları, peki, oraya nakledecek. Peki. Türkmen... Suriye'den gelen Türkmenler konusunda hocam bir ayrım yapılacak herhalde değil mi? Bu protokol içerisinde yapılır ama şunu bilelim ki bakın Afganlılar da öyle. Sayın Limoncuoğlu'nun söylediği doğru şey, bu zamana kadar çalışmak için gelenler ama bu hızlı göç bu değil. Buraya gelecekler, düzen tutan, çocuklarını da çağıracak. Hı hı. Bu onlar için de sıkıntı, bizim için de sıkıntı. Bu bilinçli bir Erdoğan politikası, yani olayın tamamı bu. Çünkü gördüğümüz o. Ben şuna çok üzülüyorum, tekrar ediyorum. Toparlayalım lütfen. Bak, tekrar ederek toparlıyorum. Ya böyle bir politikayı, 84 milyonu ilgilen bir politikayı biz Avrupa haber ajanslarından mı öğrenmemiz lazım? Yani Yunan Dışişleri Bakanı'nın bildiğini nasıl olur da Türkiye'de ana muhalefet lideri ve onun mutfağındakiler veya İyi Parti'nin, peki, ben grup başkanıyım bilmem. Peki. Şimdi Türkiye'nin olası Afganistan görevi ve Taliban'la inanç benzerliği polemiği var değerli izleyiciler. Dün de aslında yayınımızda bunu konuşmuştuk. Şimdi değerlendireceğiz. Tekrar ayrıntısına bir bakacağız. Biliyorsunuz Taliban Kabil'deki uluslararası havalimanının güvenliğini sağlamak için Amerika ile müzakereler yürüten Türkiye'nin ülkede askeri varlığını sürdürmesini kabul etmeyeceğini yineledi. Alihan Bey sizinle başlayalım. Taliban'ın tavrı müzakere edilerek değiştirilebilir mi? Evet. Net bir şekilde bunu söyleyeyim. Çünkü zaten Taliban da bunun ilk işaretlerini verdi. Gerçekten şu an Taliban'dan bir terör örgütü gibi değil de bir de facto bir devlet gibi bahsetmeye başladık maalesef. Yani Taliban'la müzakere edilebilir mi? Edilecek gibi gözüken o yani en azından. Taliban'la bu arada müzakere ediliyor.
ediliyor. Yani, Türkiye Cumhuriyeti için söylemiyorum. Taliban'la müzakere eden devletler var diyeyim. Dubai'de ofisleri var. Böyle gidiyorsunuz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Konuşuyorsunuz ve anlaşıyorsunuz yani. Hani birçok devlet bunu yapıyor şu an. Ve çok anormal bir şey de değil artık. Biraz normal yani, hoşuma gittiği için söylemiyorum. Ben sadece durumu anlatıyorum. Çünkü böyle şeyler televizyonda söyleyince bu adam Taliban galiba falan diyorlar çünkü. Hani bu artık bir dünyanın realitesi. Çünkü yani biliyorsunuz hep tarih olarak işte İngilizler işgal etmeye çalıştı, tutmadı. Ruslar işgal etmeye çalıştı, tutmadı. Amerikalılar işgal etmeye çalıştı, tutmadı. Yani şöyle söyleyeyim, en son Afganistan'ı almış lider Emir Timur. İlk ve tek geçen. Evet hocam. Afganistan'ı. 1300'lerin sonunda yani hani 700 sene, 650 sene olmuş aşağı yukarı. Ve sonuçta da yapacak bir şey yok sonuçta. Evet, bir şekilde pazarlık edilecek benim anladığım kadarıyla. Çünkü diğer hemen hemen bütün devletler pazarlık ediyor. Biz de edeceğiz. Afganistan konusunda benim asıl dikkati çekmek istediğim ve medyada yeterince yer bulmadığını düşündüğüm bir mesele Güney Türkistan meselesi. Buna geçmeden önce diğer konuklarından da sıcağı sıcağına ben alayım. Görüşleri hangi yönde? Cem Toker, Taliban'la müzakere edilebilir mi? Ve Erdoğan, Taliban'la Afganistan konusundaki süreci görüşeceklerini belirterek şöyle söyledi. Nasıl ki Amerika ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, Türkiye ile çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye'nin onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok dedi. Bu görüşmelerden sizin beklentiniz ne olur ve müzakere edilir mi efendim? Gayri resmi edilir. Ama Taliban yönetimi Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmediği müddetçe edilir mi edilmez mi onu bilmiyoruz. Bu görüşmeler tamamen gayri resmi görüşmeler olur. Çünkü tanınmış bir yönetim olarak karşınızda muhatap olamaz. Ama Erdoğan yönetimi pragmatiktir. Oturur görüşür ama Taliban'la bir yere varılacağını ben zannetmiyorum. Yani Taliban'ın gel tamam din kardeşiyiz buyur. Ne diyor Erdoğan? Görüş ayrılığımız yok mu diyor? Farklılığımız yok mu diyor? Öyle bir şey diyor. Değil mi? Benzerlikler var diyor. O çerçevede onu Erdoğan gibi düşündüğünü zannetmiyorum. Ama onlar da bir yeşil ışık yaktılar bu arada. Onlar da bir röportaj verdi. Anlaşılabiliriz, konuşabiliriz gibi şeyler söyledi Taliban. Konuşulabilir ama gel askerinle beraber burada kal falan diyeceğini ben Taliban herhalde siz de yok. Öyle ama bir orta yol bulunur ya bu tür şeylerde. Gene yani yabancı bir asker olarak Türk askerinin ilk tercih olacağını konusunda da. Sonra yani. Esas soru şu, Taliban'la peki Türk askeri oraya gidecek ve biz görüşüyoruz. Niye gidiyoruz oraya? Havalimanını kimden kime karşı koruyoruz? Hangi amaçla gidiyoruz? Kendimiz gönüllü mü gidiyoruz yoksa gönderiliyor muyuz oraya? Biz çıkıyoruz, sen gir. Çünkü biz NATO'nun, Blinken'ın söylediği gibi sözde müttefiyiz artık. Adam öyle dedi. Sözde müttefik Türkiye dedi. Sözde NATO partneri Türkiye dedi. Onun için biz oraya hangi amaçla gidiyoruz? Kabil Havaalanı'nı kimden ne için koruyacağız? Amerika bizi oraya zorla gönderiyorsa ve biz de Amerika'ya şirinlik yapma dönemindeyiz, mecburuz, S-400'ler, Katsa yaptırımı, şu bu, diğer yaptırımlar da var. Amerika ile iyi ilişkiler kurmak için, hadi peki biz askerimizi oraya göndereceğiz. Gönderdiğimiz zaman, mesela bakıyorum ben, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, devamlı onların başbakanları geliyor, Davutoğlu gidiyor, Hulusi Akar gidiyor o ülkelere. Şimdi Biden'ın politikalarına bakıyorum. En büyük problem Çin ve Rusya. Afganistan her ikisiyle de sınır bir ülke. Yani büyük Avrasya projesi mi var? Çünkü Brzezinski'nin bir kitabı vardır, Büyük Satranç Tahtası diye. 21. yüzyılda diyor bizim şeyimiz, muhatabımız veya hasmımız Çin olacak. Ve bu mücadeleyi Avrasya'da ve Afrika'da vereceğiz diyor ona karşı. Ekonomik, siyasi ve askeri açıdan. Yani Amerika'nın böyle bir planının bir parçası mı olacağız? Beyefendi demin dedi, Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde biz bu Suriye işine girdik. Onun tuzağına düştük. Şimdi ikinci bir tuzağa Avrasya'da mı düşeceğiz? Ve buna biz yine gönüllü mü oluyoruz? Hani Büyük Orta Doğu eş başkanıydık ya biz. Şimdi Büyük Avrasya Projesi eş başkanlığına mı oynuyoruz?
Çünkü parçaları alt alta koyuyor. Mesela Akar niye gidiyor devamlı Avrasya ülkelerine? Davutoğlu niye gidiyor? Onlar niye geliyor? Neler oluyor? Bunları düşünmemiz lazım. Stratejisi. Efendim? Davutoğlu dedim, özür diliyorum. Hulusi Akar. Savunma Bakanı. Daha geçen ay oradaydı. Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan. Ya normal değil mi ama Türk, yani bir Türk devleti yetkililerinin başka Türk devletlerine gidip gelmesinde, yani Türkmenistan, Özbekistan, bunlar Türk devleti. Doğru. Türkiye bir Türk devleti. Bugüne kadar böyle bir trafik yoktu. Siz de biliyorsunuz. Tabii yok. Gidilen yer sadece Arap ülkeleriydi, Orta Doğu'ydu. Ama şimdi Özal döneminde tamam. İşte biz oranın abisi olacaktık, hamisi olacaktık. Onlara demokrasi öğretecektik, model ülkeydik falan filan. O zaman orası tutmadı. Onlar da bize öyle şey istemedi, yani bir Türk Birliği, Turan, Muran, bunlar hayal dünyası. Ama hayal de demeyelim de. Yani siz demeyin ama ben diyorum. Sizin siyasi görüşünüz doğru. Ama ben onu şey yapmıyorum, gerçekçi görmüyorum. Zaten o da bir yere kadar geldi ve durdu. İktidar değişimiyle de bütün şey dikkatle Orta Doğu. Yani büyük siz farklı bir proje olduğunu mu savunuyorsunuz? Efendim? Ama komplo teorisi bu. Başka hiçbir şey değil. Hayır, ki şu anki. Ama ben altını şu şekilde doldurmaya çalışıyorum. Komplo teorisi değil. Diyorum ki Biden'ın dış politika öncelikleri bunlar bunlar. Çin'e karşı yaptırımları bunlar bunlar. Amerika'nın daha geçen yüzyılın sonlarından beri bunu dile getirdiği, Çin'in bir dünyada tek tek güç biz olmayacağız, Çin çıkacak başımıza dediği, Biden'ın seçilmeden önce ve seçildikten sonra politikaları belli, ondan sonra da Afganistan'dan çekilme politika, ha o da hata olabilir. Bakın Amerika'nın Irak'tan çekilmesine George Bush'u kimse sevmez, oğul Bush'u, ama o demiştir ki biz erken çekiliyoruz, büyük bir boşluk bırakıyoruz, bu boşluğu Irak'ta Saddam'dan daha beter bir güç doldurabilir dedi. Bunu kehanet diye yayınladılar televizyonlarında. Hakikaten de ondan sonra IŞİD oldu, şu oldu, bu oldu. Şimdi Afganistan'dan çekilmenin nedenini tahmin edebiliyoruz. Türkiye sen git niye? Bana bu sorunun cevabını birisi versin. İktidardan veya bu stüdyodan. Kabil'deki o havaalanını kimden, ne için, niye koruyacağız? Onu merak ediyorum ben. Niye o havaalanı ve diplomatik şeyler? Yani biz Soros'un bir lafı vardır, onu da hatırlatıyor bana. Türkiye'nin en önemli ihraç ürünü ordusudur lafı. Ve bu devamlı kullandırılıyor ortalıkta. Peki. Sayın Akarçalı'ya dönüyorum. Siz cevap vermek ister misiniz Cem Toker'e? Ben şunu söyleyeyim çok kısa o zaman. Bir şekilde orada Türk varlığının devam Türk ordusunun varlığının ben devam etmesinin yararlı olduğunu düşünüyorum çok samimi olarak. Mesela ne yararı var Türkiye'ye? Söylüyorum. Şimdi bu hani aslında sizin sorduğunuz soru şu değil mi? Türk askerinin orada ne işi var? Değil mi? Sorduğunuz soru bu. Sonuç olarak o. Evet. Afganistan nere? Peki, Türkiye tamam. Nere? O zaman Türk askerinin Libya'da ne işi var? Türk askerinin Suriye'de ne işi var? Türk askerinin Kafkasya'da ne işi var? Türk askerinin Kosova'da ne işi var? Türk askerinin Bosna'da ne işi var? Yani bu soruları eğer sizin karşı rasyonel bir argümanınız yoksa bence bu çok tehlikeli bir soru. Sonra bu iş çünkü şeye gider. Türk askerinin Van'da ne işi var? Türk askerinin Kars'ta ne işi var? Şey Türk askerinin Suriye ile sınırımız var. Evet. Libya ile yaptığımız anlaşma, evet. Doğu Akdeniz şeyinde o doğalgaz konusunda o ekonomik münhasır bölge, evet. Son derece önemli. Evet. Ben Libya'yı asla sorgulamadım. Suriye'yi asla sorgulamadım. Kosova'yı belli bir anlaşma çerçevesinde gittik ve çok uluslu bir gücün parçası olarak gittik. Biz şeye de gittik. Somali'ye de gittik, evet. Çok uluslu bir gücün parçası. Onları asla sorgulamadım. Ama Afganistan'dan Alman çekilirken, Amerikalı çekilirken, NATO çekilirken Türk askeri oraya gitsin. Ben oraya sınır mınır ama değilim Türk ki. Türk askeri orada benim... bir NATO ordusu olarak, NATO gücü olarak duracak. Ama tek şey, bir de Macarların göstermelik, evet. Macarlar da kendilerini Türk zannediyorlar herhalde. Biz de girelim diye. Bir de Pakistan NATO'da mı? Yok. Onlar niye geliyor? NATO gücü ise uluslararası bir gücün parçası olacak. Bu çok mu? Neden? Ki yani uluslararası güç neyi nerede? Türkiye ağırlıklı olacak. Evet. Yani Türkiye liderliğinde Türk olacak. Ağırlıklı olacak. Evet. Tamam. Türk ordusu orada kimi, neyi, nereden koruyacak? Onun amacı ne? Onun cevabını bir arıyorum. Bir de şöyle bir soru da var. Cevap verecek misin? Şunu söyleyeyim ben. Şeye dönmesin tabii de. Ya şunu söyleyeyim. Akarcalı'ya dönecek. Sonuçta oradaki mesele şu. Bir
korunması gereken bir şey varsa, Türk varlığının Afganistan'a devam etmesi. Ben aslında Güney Türkistan'ı o yüzden anlatacaktım ama o konu anlatılmadığı için biraz boşlukta kaldım. Bir dakika müsaade ederseniz çok hızlı anlatayım. Ben başka Afganistan medyada nüfusu... yer almıyor deyince başka bir konu olduğunu düşündüm. Aa, yok yok, Afganistan üzerinde. Afganistan üzerinde yok yok. Buyurun. Afganistan'ın kuzeyi, kuzeybatısı Güney Türkistan'dır aslında. Türkler yaşar. İşte Özbekler ve Türkmenler yaşar ağırlıklı olarak. Ve Afgan nüfusunda %20'ye yakın aslında Türktür. Ve bizim ve çok ciddi şu an hem Kabil'deki rejim hem de Taliban çok ciddi bir şekilde orada etnik temizlik uyguluyor. Ben bir şekilde Türk varlığının ne olursa olsun Türk ordusunun, Türk Sağlık Kuvvetleri varlığının oradaki insanların işini kolaylaştıracağını düşünüyorum. Bu bence makul. Sebebi bu mudur değil midir bilmiyorum ama sonuç olarak sebebi ne olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kabil'de bulunmasının Afganistan'ın kuzeyindeki, hani kamuoyunda daha çok Raşit Dostum vasıtasıyla bilinir biliyorsunuz oradaki Güney Türkistan Türkleri, ben kolaylaştıracağını düşünüyorum. Ve Güney Türkistan Türkleri de benim için Kaşgar neyse, işte Doğu Türkistan neyse Güney Türkistan odur. Kazakistan neyse, işte Balkanlardaki Türkler neyse benim için aynıdır. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın 250 milyonluk veya 300 milyonluk bir Türk coğrafyası, bir Türk dünyası var. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bunun sorumlu, yani bunun korumasının sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kabil'de bulunmasının bu konuda fayda sağlayacağını düşünüyorum son kertte. Peki. Sayın Akarcalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Kabil Havalimanı'na gidecek mi? Tabii bunun için gitmesi için de zaten sanırım meclisten bir tezkere çıkması gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz ve Taliban'la bu görüşmelerden sizin beklentiniz ne olur? Az önce Sayın Erdoğan'ın dediklerini aslında aktardım. Siz nasıl yorumluyorsunuz efendim? Şimdi Taliban'la asgari bir müşterekte anlaşmadan oraya Türk askerini göndermenin ciddi sakıncaları olacaktır. Ne gibi? Çünkü şöyle diyeyim, Türkiye'yi çatışma içine sokmak, başta İran olmak üzere Suudi Arabistan'ı filan son derece hoşuna gidecek bir husustur. Taliban gibi bir gücü de en iyi kışkırtabilecek İran'dır, Suudi Arabistan'dır, Arap Emirlikleri'dir vesairesi. Artı Türkiye'nin oraya gitmesi, hani yakın dostluk ilişkilerini yürüttüğümüz Pakistan'la ilişkilerin daha pekişmesini sağlayacaktır. Şimdi biz yalnız kendimiz açısından sakıncaların ne olduğunu tartışabiliriz ama bir de başkalarının Türk askerinin oraya gitmesinden dolayı kendilerini aleyhine oluşacak durum ve sakıncaların neler olduğunu hesap edip bunu önleme çabaları olacaktır. Bunun içine Rusya bile girebilir, Çin bile girebilir. Şimdi dünyada böyle bir dengeler savaşı var. Ben hani neden gidiyor, neden gitmiyor ona girmiyorum. Hani madem bir karar alınmış, o kararı önleme şansımız şu bu olmadığına göre... Daha henüz alınmış bir karar yok aslında. Yani şimdi bir siyasi irade konmuş. Siyasi irade konduktan sonra işte meclis oylamada hayır diyebilir. 2003'te 2004'te yaptığı gibi o ayrı. Yani alındığı takdirde de diyelim ya da. Oradan geleceğim şu... Taliban'la asgari bir zeminde anlaşmak şarttır. Şimdi Taliban'ı da yalnız bir terör örgütü olarak görmeyelim. Taliban kaç yıldır, 30 yıldır mı ne Ruslarla, Sovyetlerle savaşmaya başlamış. Çok ciddi bir savaş deneyimi yanında diplomatik, politik deneyim de elde etmiştir. Yani 79'dan beri. Bunlar ellerine silah almış, ağızlarında bıçak olan, gözleri kanla dönmüş insanlar değil. Çok ciddi eğitim görmüş, çok ciddi dış dünya politikasını, diplomasisini takip eden bir yapısı, entelektüeli de var. Bu konuda en iyi bilgiye sahip olan da Hikmet Çetin arkadaşımızdır. Dolayısıyla bir müzakere zemini şart, bu müzakerede olabilir ayrıntıya girmeden. Şimdi Kabil Havaalanı yalnız diyelim ki mevcut hükümete değil, Taliban'ın da ihtiyacı olan bir havaalanı. Onun da dış dünyada ilişki kurması için olan tek yer. Ayrıca şu anda Afganistan'ın dış yardım almadan gıdasını bile temin etmesi son derece zor. Dış yardımın gelebileceği temel yerlerden biri Kabil Havaalanı. Dolayısıyla ihtilaflı taraflar arasında bile bir ateşkes gibi, yani orası bir insansız, no man's land, ihtilafsız sahamış gibi görünme imkanı var. Diplomasi de zaten bunları, bu bilançoyu çıkararaktan ortada bir müşteriyi bulabilmek.
diyelim ki lafın gelişi, yani yüksek sesle söyler gibi, Taliban'la olan görüşmede Kabil havaalanındaki işlemin yalnız oranın teknik olarak işlemesi güvencesinin sağlanmak için olduğunu, gerekiyorsa sizin de sürekli olarak orada bir gözlemci ekibiniz olsun denebilir. Yani diplomasi buna çare bulacak yollardır. Ancak yine de belirteyim, temelinde şart, Taliban'a rağmen oraya gidilmez. Taliban'a rağmen oraya gidildiğinde Türkiye'nin ayağı batağa girer. Taliban'la ne Sovyetler başa çıktı, yani ne insan hakları ne hukuk, hiçbir şey dinlemeyen, bunları dinlediğini varsayan Avrupa Birliği, NATO başa çıkamadı. Türkiye hiç başa çıkamadı. Ama evet, öte yandan Türkiye'nin oradaki bir varlığı, biraz önce Alihan arkadaşımızın söylediği gibi, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için son derece önemlidir. Çünkü Taliban istikrarsızlığı yayma durumunda olan bir yapıdır. Bakın, İran'ı unutmayalım. İran hakikaten Türkiye'ye karşı şimdiye kadar, yani bırakın Turgut Özal dönemini, İhsan Sabri Çağlayangil döneminden hatırlarım, Dışişleri Bakanı, ki onun bir akrabalık vesilesiyle sarayla, İran Şahı Pehlevi ile de bir ilişkisi vardı. Direkt, yani saraya direkt telefon edebilecek konumda birisiydi. İran Türkiye'ye karşı ikiyüzlüdür, hilekardır. Her an Türkiye'yi sırtından bıçaklamaya hazırdır. Çünkü neden? İran nüfusunun fiili olarak, yani biz Türk'üz, yani bizim yakıştırmamız değil, bunlar Türk soyundan değiller de değil, biz Türk'üz diyen %45 bir nüfusu var. Geri kalan %55 de Farsi değil. Farsi nüfus %35. Geri kalan %10 içinde Kürt var, Arap, şu var, bu var vesairesi. Gidin Tebriz'e şusu busu, Tebriz herhangi bir Türk şehrinden daha Türk. Tebriz'de yalnız Türkçe konuşuluyor. Peki, toparlayalım Sayın Akarcalı. Toparlayayım. Türkiye'nin oraya Taliban'la bir zemini oluşturduktan sonra gitmesi hem o bölge için hayırlıdır, hem Türkiye'nin o bölgeden Türkiye'ye medet umanlar için ayrıdır. Kim ne derse desin, o medet umanlar vardır. Türkiye'nin ilişkileri için ayrıdır. Kimileri kabul etmese de Türkmenistan devlet başkanı gibi, Türkiye oranın ağabeyidir. Unutmayalım ki 1991'den sonra Türkiye 20 bine yakın öğrenciyi yetiştirdi o ülkelerden gelen. Bir o kadar da bürokrat çubu falan yetiştirdi. Bugün Azerbaycan'dan Kazakistan'a kadar devlet yapısı ne diye ne varsa A'dan Z'ye hepsi Türkiye tarafından kurulmuştur. Pekala. Dolayısıyla Türkiye'nin oradaki bayrağı bizim Edirne'deki bayrağımız kadar önemlidir. Peki. Sayın Tatlıoğlu aslında geçmişten de örnekler verdi Bülent Akarcalı. Ve Taliban'ı terör örgütü olarak görmeyelim dedi. Ama bu görüşmelerde mutlaka ciddi bir zemin oluşturulması gerekiyor dedi. Şöyle soracağım size. Şimdi Afganistan'da yönetime karşı savaşan Taliban'ın sözcüsü Süheyl Şahin, devlet başkanı Eşref Gani iktidardan gitmeden barış olmayacağını söyledi. Türkiye bu iki keskin karşıt hat arasında arabulucu olabilir mi? Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Siz de cevabınızda buna da yanıtlayabilirsiniz belki. Ben önümüzdeki aylarda Afganistan'da ciddi bir iç savaş bekliyorum. Türkiye'nin bu ortamda oraya girmesi makul, akıllıca bir hareket midir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Orta Doğu'da ve İslam coğrafyasında İhtilaflar çok kanlı siyasi mücadelelerin eseridir. Ve bu ihtilafların parçası olmak, bu güç, büyük güçlerin denediği, NATO ile beraber denediği, ama buralardan çok ciddi zayiatlarla döndüğü yerlerdir. Bakın, Suriye başlarken de Sayın Erdoğan'ın dili aynı dildi. IŞİD'e gerçekten bunlar hani biraz çılgın çocuklar diye yaklaştı. Hele bazı suikastları ve büyük olayları El Nusra'nın yapmadığı şekilde El Nusra'ya kefil olundu. Ama bu dünya, yani oradaki atmosfer, Türkiye'nin gördü ki Suriye'de altında kaldığı gelişmelerle oldu. Mesela
Afganistan havaalanını korumaksa dünyanın buna yönelik metodolojisi var, çözümleri var. Birleşmiş Milletler barış gücü var. Yani Sayın Erdoğan IŞİD'e karşı kullandığı dili yine Taliban'a karşı kullanıyor. Evet, Karcalı'ya katılıyorum. Taliban orada çok büyük bir siyasal güç. Lübnan'daki Hizbullah gibi. Biz siyasal hareketten bahsediyoruz. 42 yıllık bir savaş deneyimiyle beraber. Burada biz bir devletiz biz. Diplomasiyle gitmemiz gerekir. Asker nedir? Savaş ne zaman çıkar? Savaş ve çatışma diplomasinin bittiğinde çıkar. Diplomasiyi kullanılabilecek bir ülke Türkiye. Türkiye'nin gücü bunu kullanabilmeli ve askerini göndermeden bu meseleleri çözebilmeli. Bugün Türkiye diplomatik olarak becerilerini ciddi anlamda yitirmiş durumda. Şimdi bakın, biz Afganistan'la ilgili 20 Aralık 2020'de tezkere çıkardık. Ve 6 Ocak'tan itibaren 18 ay geçerli olmak üzere. Ama bunu NATO çerçevesinde çıkardık. NATO'nun bir inisiyatif gücü olarak çıkardık. Şimdi buraya NATO'suz bir giriş söz konusu. Tekrar tezkere gelecek. Dolayısıyla parlamento, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç hukuk açısından bir meşruiyet kazandıracak. Türk askerinin havaalanını koruması artık ne tezkerenin muhtevası açısından. Ama uluslararası anlamda da esasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de bu anlamda bir deklarasyon yapması lazım. Onun dışında Türkiye'nin Afgan hükümetiyle bir anlaşma yapması lazım. Ve bütün bunlar meşruiyet çerçevesinde bir gelişme olur. Şimdi ben çok iyi hatırlıyorum, 2001'de bu Afganistan meselesi varken, AK Parti daha henüz iktidarda değil ama meclisteyken, Afganistan'daki o barış gücü ve Sayın Hikmet Çetin'in oradaki görevlileri çerçevesinde burada asker kaybına asla müsaade edilemeyeceği şeklinde açıklamaları ve bu doğrudur. Şimdi dünyada yeni bir, son 10 yıldır Amerika ve NATO çerçevesindeki proje İslam topraklarından veya nüfusu Müslüman olan topraklardan çıkmaktır. Ve burada ittifakın içerisine kendilerinin sokulma, Türkiye, Pakistan gibi ülkeler gelecek. Şimdi burada çıkacak bir aşınma, yani bir planın Suriye'deki gibi, Libya'daki gibi, Irak'taki gibi. Burada planın dışında bir gelişme olduğunda kim olacak? Hı hı. Şimdi bu anlıyoruz ki biz, bu bizim kendi talebimiz bu Afganistan'daki havaalanı meselesi. Kendi talebi. Tabii Türkiye'nin talebi. Türkiye'nin talebi. Yani Türkiye böyle bir taahhüte girme. Bunun ne sebepleri? Sadece Afganistan değil, bunun sebepleri Türkiye-Amerika'nın ilişkilerinde mesafe almak, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde mesafe almak, esasen Erdoğan-Amerika'nın ilişkilerinde mesafe almak, Sayın Erdoğan-Avrupa Birliği ilişkilerinde mesafe almak ve bunlarla ilgili bir projenin Türkiye açısından bir parçası. Bunlar, ama bu baktığınızda bu doğru değil. Yani burada devlet politikası ve devlet çizgisinin dışında bir bir başka yapı ortaya çıkıyor. Ve biz bunun o nedenle de tartışamıyoruz. Bak, konuşamıyoruz. Mesela bunu Türk siyaseti konuşmuyor, tartışmıyor. Neden? Bilmiyoruz. Konuştuğumuz ve tartıştığımız şeyleri Reuters üzerinden biliyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye 84 milyon askerini gönderecek. Peki. Kaynaklarını aktaracak. Ama biz bunları konuşmuyoruz. Yani nasıl bir Türkiye'de... Toparlayalım. Nasıl bir Türkiye'de konuşmuyoruz biliyor musunuz? En az kurbanın kesildiği, yarın 12 milyon kişinin işsizliğe uyanacağı, ortalama ücretin asgari ücrete döndüğü bir Türkiye'de ve biz her zamankinden daha hassas bir konumdayız. Her zamankinden daha sıkıntılı bir konumdayız. Türkiye kendini toparlayıp 21. yüzyıla taşınmanın hesaplarını yapacağını, Türkiye gerçekten deneyimlerle, geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda deneyimlerle sabit ki sonunu bilmediğimiz olaylara tartışmadan giriyoruz. Tartışırız. Gelir mesela Sayın Erdoğan, gelir liderlerle beraber konuşur. Dışişleri Bakanı gelir. Siyasi
kadrolarla konuşur, ortak bir politik olur ve bu ortak politika üzerinden bunlar yapılır yapılamaz değil. Ama Batılılarla görüş Türk parlamentosuna kabul ettirtir. Böyle bir olmaz. Ve bunun maliyetini çekiyoruz ve Türkiye bu anlamda devlet aklıyla hareket eden bir yapı olmanın uzağına düşüyor. Pekala. Var mı eklemek istediğiniz? Pekala. İkinci konuya geçeceğiz değerli izleyiciler. Evet. Ben pardon bir konuya değineceğim. Sayın Hoca'nın vurguladı. Bakın keşke yani oradaki bir takım hassasiyetler gözetilse. Şimdi 20-30 milyonluk şeyde Doğu Türkistan'da büyük mezalime gözlerini kulaklarını kapatanların Afganistan'da bu oradaki Türk varlığı için can atmalarını beklemek gerçekten hocam, doğru değil. Ben aynen katılıyorum. Neden odur demedim. Yok 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 aynen katılıyorum. Siz, yo, hassasiyetlerinize katılıyorum ama dünyada en büyük mezalimin yaşandığı Doğu Türkistan'a kulaklarımızı gözlerimizi kapattığımızda Afganistan'daki varlık nedeniyle böyle bir hareketin işesinde yok bu işe. Evet. Peki. Şunu söyleyelim. Kaşgar'da ve Urumçi'de evet. Soykırım var. Biraz önce söylediniz işte. Kaşgar'da ve Urumçi'de Çinliler soykırım yapıyor. Yani bunu tekrar söyleyelim. Devam ediyoruz. Sizinle devam edeceğim Maliye Limoncuoğlu'yla. Şimdi Türkiye'de bazı medya kuruluşlarının fon alması tartışmalarına neden oldu değerli izleyiciler. Bazı medya kuruluşlarının Amerika merkezde bir fondan hibe alması, fonlanma etik mi tartışmalarını da beraberinde getiriyor. İlk olarak genel bir değerlendirme alayım. Çünkü aslında... Bu nasıl oldu? Bence biraz izleyeceğimiz de onu da anlatalım. Çünkü daha çok sosyal medya üzerinden yürüdü bu tartışmalar. Evet, İlk etapta şöyle oldu. Bazı gazeteciler veya bazı akademisyenler bu işte Suriyeliler, Afganlar vesaire bu meseleyle ilgili konuşan insanlara sen ırkçısın, sen ırkçısın gibi bir takım yaftalar yapıştırmaya başladılar. Özellikle işte aslında sadece Avrupa Birliği, sadece Amerika değil Avrupa Birliği daha çok yoğunluklu olmak üzere. Sonra bu insanların bağlantıları araştırmaya başlandı ve çok zor değil bunları bulmak. İnternet çağında olduğumuz için biraz iyi kullanabiliyorsanız interneti özellikle böyle 35 ve 6'ysanız daha rahat oluyor bunlar. Çok hızlı bir şekilde halledebilecek işler. Bu insanların hepsinin bir büyük çoğunluğunun hepsini demeyelim. Ciddi manada Batı'dan fonlandığı ortaya çıktı. Yani işte bir takım alternatif medya kuruluşlarının ismini veremiyoruz herhalde burada ama özellikle YouTube üzerinden yayın yapan medya kuruluşlarının birkaç tanesinin ciddi manada fonlandığı ortaya çıktı. Ve bu fonlandığı ülkeler direkt bazıları direkt ülkeler tarafından fonlanıyor. Özellikle Norveç ve İsveç tarafından. Bazıları bir takım vakıflar aracılığıyla fonlanıyor. Amerika'dan fonlananların birkaç tanesinin vardığı nokta yani takip edince izleri şu ortaya çıkıyor ki anlaşılan artık Amerikan devletinin içinden bir veya birkaç tane klik tarafından fonlanıyorlar. Şimdi sıkıntı şu. Şimdi insanlar diyor ki şeyler bu gelenlerden ben rahatsızım. Bunu diyene diyorsunuz ki sen ırkçısın. Ama bu sen ırkçısın diyen adamlar aslında bir şey yapan yani bunların Almanya'ya Avrupa'ya gitmesini engelleyenler tarafından fonlanıyor. Şimdi burada bir etik problemi var belli ki. Çünkü ilk gideceği yer bu göçmenlerin Almanya olacaktır. Ekonomisi en güçlü Avrupa Birliği üyesi ülke olduğu için. Bundan dolayı da insanlar bu ülkeden fonlanıp ben artık mülteci istemiyorum salın gitsin bunları diyen insanlara sen ırkçısın denmesi aslında etik bir problem ortaya koyuyor net bir şekilde. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Peki. Yoksa fona karşı değilim. Ben de bir akademisyen olarak ben de eğer objektif bir çalışma yapmam gerekiyorsa ben de fon kullanabilirim. Bunda asla bir sıkıntı yok. Ama siz fonu aldığınız kişinin istediği gibi bir sonuçla şey yaparsanız ne haberciliğiniz objektif habercilik olur ne bilim adamlarınız ya bilim insanlarınız objektif bir bilim insanlığı olur. Peki. Nasıl bakıyorsunuz Cem Toker bu bazı medya kuruluşlarının Türkiye dışından aldıkları fonlar nedeniyle doğan tartışmaya? Bazı medya kuruluşları kamu bankalarından fonlar alıp geri ödemiyorlar diye iddialar var. Onlara aynı nasıl bakıyorsunuz? Değil, tespitler var. Tespitler var ki gıkı çıkmıyor iki tarafında. Bu olan şey Batı... Bu 90'dan gol. Yani o tartışılmıyor nedense. Türkiye de bunu yapıyor. Her ülke yapar. Türkiye'de çıkarı olduğu ülkelerde bazı medya kuruluşlarını, sivil toplumu mutlaka fonluyordur.
Ama tanıtım fonudur, ama o fonudur, bu fonudur. Yani ben bunu yadırgamıyorum. Bakın ben size söyleyeyim. 80'lerde sendikalar fonlanırdı Batı tarafından. Kitleleri kontrol edebilmenin yolu sendikalardı. Thatcher, Reagan döneminden sonra sendikaların gücü sıfırlandı. Onun yerine sivil toplum fonlanmaya başladı. Proje bazında. Şimdi yeni bu teknoloji çıktı. İşte YouTube kanalları, şunlar bunlar, sosyal medya. Şimdi onlar fonlanıyor. Türkiye'de gücü yettiği kadar. Bunda ben bir hata görmüyorum. Mesela Ermenistan'da barış yanlısı bir sosyal medya veya YouTube kanalı varsa Türkiye'de onu fonlamalıdır. Orta Doğu'da çıkarlarımıza yönelik düşünen, Mısır'da olsun, İsrail'de olsun, Ürdün'de, ne bileyim, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, bunlar varsa bunlar da fonlanmalıdır. Ben bunda bir hata görmüyorum. Dünya görüşünüzün etik anlayışıyla benim dünya görüşümün etik anlayışı arasında çok fark olduğu için Cem Bey, bence normal yani zaten. Yani bir çünkü benim baktığım açıya göre bir takım milli hassasiyetler olması lazım insanların. Ve bunu yani milli çıkarların üzerinden hareket etmesi lazım. İşte ben de diyorum, Türkiye'de onu yapmalıdır. Toplumun çıkarı, bireyin çıkarının üstündedir benim inancım. Tamam, ben bireyden bahsetmiyorum ki. Bakın ne dedim, Türkiye'de bunu yapmalıdır şimdi, dedim. Ama sıkıntı şu. Şimdi ben çıkıyorum diyorum ki, bence örnek üzerinden gidelim daha rahat olacak. Ben çıkıyorum diyorum ki kardeşim, örnek veriyorum. Kardeşim bu Suriyeliler gitsin artık, ben bıktım. Ne gitsin? Siz de bu Suriyeliler gitsin, bıktım artık diyorum mesela, evet. Örnek olarak veriyorum. Evet. Siz de Almanya'dan fonlanan bir gazeteci olarak, ama Almanya'dan fon alan bir gazeteci olarak benim Twitter'ıma gelip sen ırkçısın bilmem ne diye, sen ırkçısın, pis faşist bilmem ne diye yazı yazıyorsunuz. Olay buradan çıkıyor yani. Anlıyorum. Buradaki sıkıntı bu. Ya etik dışı olmasının sebebi bu. Evet, şimdi Ruşen Çakır'ın da söz konusu iddialara cevaben Teksaslı bir karı kocadan aldığım fonu saklamadım. Bu sitemizde duyurdum, zaten anonim şirketiz ve devlet hesaplarımızı yıllardır inceliyor ifadelerini de kullandı. Yani dediğim gibi yani mesela ben Avrupa Birliği'nden 1 milyon euro almış bir sivil toplum örgütü biliyorum. İktidar partisiyle de son derece yakın çalışıyor. Hatta 2002'den önce aldı daha ona çalışmak için. Yani ben bunlar olağan şeyler. Peki. Bu kadar ne? Ha, etik konusunda o kişiden kişiye değişir. Evet. Ha, orada sorun olabilir. Ama çıkarlarınız çerçevesinde biz nasıl bunu yapmalıysak, mesela biz Ermenistan'ı biraz fonlasaydık, belki çok daha erken orada Terpetrosyan gibi Türkiye ile ilişkilerin düzelmesini isteyen bir adamı korusaydık, veya Azerbaycan'da neydi adamcağızın adı? Elçi Bey'i destekleyen bir şekilde fonlasaydık, basın, medya, her neyse. Batı bunu hep yapıyor. Türkiye'nin de çıkarları için bunu yapması gayet normal. Ha, etik konusunda orada haklısınız. O yanlış bir şey. Şimdi ama ülkeler çıkarları için evet, fonlar fonlamalıdır. Biz de yapmalıyız. Onlar da yapıyor. Evet. Sayın Akarcalı, siz nasıl yorumlarsınız efendim? Nasıl bakıyorsunuz bu bazı medya kuruluşlarının Türkiye dışından fonlanmasına? İsmail Bey, hani haberleri Reuters'dan öğreniyoruz demişti. Ben de Türkiye'nin ne yaptıklarını, yaramazlıklarını Macron'un beyanatlarından izliyorum. Bundan bir süre önce Macron çok ciddi bir şekilde Jeune Afrique diye, Genç Afrika adlı çok etkili bir dergi vardır. 40 yıldır yayınlanır, edilir ve Afrika'nın Magreblilerin çıkardığı, çoğunluğu Fransa'da yaşayan Müslümanların, Arap kökenli olanların dergisidir. Macron orada ciddi bir şekilde şikayet ediyordu. Şimdi Türkiye'nin Afrika'nın 40 yerinde büyükelçiliği var. Fransa'nın eski sömürgeleri olan, aslında hala sömürgeleri olan yerlerde de efendim aynı diyor ki, Erdoğan diyor burada gazetecileri satın almış, benim aleyhime yazı yazdırıyor diye beyanatı var resmen Fransız devlet başkanının. Dolayısıyla aslında Cem kardeşimizin söylediğini demin ki yapmaya başlamışız da haberi bizim ajanslar vermiyor, mesele orada. Şimdi esas ben sorunu söyleyeyim. Benim de ciddi bir basın hayatım olmuştu Brüksel'de. Uzun yıllar Akşam Gazetesi'nin, o zaman Çetin Altan'ın filan yazdığı gazetenin Avrupa muhabirliğini yaptım. Türk basınıyla, yani şu anda belirli yaşta olanlarla yakın tanıştım. Şimdi Türkiye'deki gazeteciliğin iki etik yapısı var. Biri gazetecinin kendisinde, öbürü de gazetenin sahibinde. Bakın,
Şimdi bu fon deniyor da mesele fonu alıp almamada değil. Fon, o fonun amacına göre zaten yapısı olana gider. Yani Alihan Bey dünyanın en iyi araştırma enstitüsünü kurup ondan sonra işte bölücülüğe destek verecek bir yayın için 1 milyon dolar verseler de 10 milyon dolar verseler de almaz. Dolayısıyla fonların bir de nereye nasıl gittiği diye bakmak lazım. Öbür taraftan da Cem Bey'in de dediği gibi bu bütün yağda olan bir uygulama. Dolayısıyla burada daha sakin davranmak gerekiyor bir. İkincisi Türkiye'nin de bundan örnek alıp yalnız Afrika değil tüm Avrupa'da, Amerika'da ciddi bir şekilde kendine yakın olanları çekmesi lazım. Şimdi biz ana vatan döneminde hiçbir fon filan almaya ihtiyacı olmadan yani ülkeyi batırmak için ellerinden gelen yapanları da gördük basın dünyası içerisinde. Bakın size birebir yaşadığımız örneği verelim. 1990'ların sonuna doğru Türkiye Büyük Millet Meclisi delegasyonu olarak her partiden milletvekilleriyle birlikte Fransız parlamentosuna Ermeni soykırım meselesi konuda gittik. Sabah 11'de girdik meclise, tamam mı? Akşam 6'da çıktık. Gece müzakere vardı. Büyükelçimizin evinde değil, resmi ofisinde gece yarısına kadar şeyleri dinledik, görüşmeleri. Hatta locadan dinlemek istiyorduk. Meclis başkanına danışmıştık. Fransız meclis dedi ki, burada aşağıdan dedi, ondan sonra Ermeni milletvekilleri, Ermeni kökenli milletvekili onların yanında size laf atar, çok güç durumda kalırsınız. Lütfen katılmayın dedi. İstesek yani katılabilirdi ama sonra peki dedik çıktık. Ertesi günü Türkiye'nin kendini büyük gazetelerinden, entelektüel gazetelerinden sanan belirli Doğan grubuna ait bir gazetede manşet. Fransa'ya gittiler, Fransız kaldılar. A'dan Z'ye yalan, o kadar milletvekili var vesairesi. Hatta ve hatta o gazetenin kendi muhabirleri bizi meclisin içinde Fransız parlamentosunda resimlerimizi çekmişti. İçeride şeyinde kaç, hepsi biliyorlar. Kendileri de şaşırdılar. Dava ettik. Bakın dava ettik. Meclis olarak davet ettik. Avukat bu konuda gayet güçlü bir hanım avukattı. Bir süre sonra geldi dedi ki Hakim Bey dedi beni özneler olarak çağırdı. Kızım kusura bakmayın benden bu gazete sahibine karşı karar çıkartamam ben de dedi. Yani bazılarının fonlanmaya ihtiyacı yok. Zaten fonlanmış. Bir de ona bakmak lazım. Yani İstanbul iş piyasasına baktığınız zaman esas fonlanmışlar kim? Öyle bir gazeteye bir fonlama geliyormuş bir garibine şuna buna vesairesine değil. Osman Kavala fonlanmış ya içeride. Dışarıda neler var onun şahına göre. Ama onlar büyük iş adamı, büyük holding kurumunda. Peki. Bir şey diyeyim size. Bakın bütün bunlarla ilgili biraz önce İsmail Bey çok doğru bir şekilde diyor ki Reuters'ten haber alıyoruz. Bakın evet. Brüksel'de ofisi olmayan kuruluş yok. Türkiye Odalar Birliği'nin var. MÜSİAD'ın var. TÜSİAD'ın var. Bosforus Enstitüsü kurulmuştu. Var oğlu var. Brüksel'de 3 tane büyük elçiliğimiz var. AB nezdinde, hükümet nezdinde, NATO nezdinde. Yüzün üstünde çalışan diplomatımız var. Gazetecilerin temsilcileri var. Niye gelmiyor haberler? Bizimkiler uyuyor da ilgilenmiyorsa, başkaları uyumuyorsa kabahati onlarda bulmayalım. Yani biraz da temel sorunda o var. Şöyle bitireyim bakın. En haklı konuda ondan sonra mücadele edilirken, şehitler verilirken bine yakın öğretim üyesi çoğu görmeden dilekçeye imza attı. Biz bu suça iştirak etmeyeceğiz diyerekten. Peki şimdiye kadar çok üzülerek söylüyorum bunu. Daha böyle bu ülkeye sahip çıkan milliyetçi görünüşlü şeyli akademisyenlerimizin, iş adamlarımızın toplu bir şekilde Türkiye'nin hakkını savunmak için Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya, şuraya, buraya gazetelere verdiği bir ilanı, imza attıkları herhangi bir tebliği gördünüz mü siz? Ama bizim gençlerimiz 18 yaşında hala davul zurnayla şehit olma riski yüksek yerlere gidiyor. Ama Türkiye'de büyük iş adamı, büyük entelektüel, ya 200 tane üniversitemiz var. Her üniversitede en azından bir tane, bakın asgarinin asgarisi, eli kalem tutan vardır. Ben Avrupa'nın, Amerika'nın gazetelerinde araştırdım bunu. Türkiye'den bir akademisyenin şunun bunun doğru dürüst oralara Türkiye'nin hakkı hukuku Kıbrıs meselesi şudur. Soykırım iddiaları öyle değil. Sayın Akarcalım. Demek istediğim şu. Önce biz kendi üzerimize biz derken hepimiz tamam mı? Bu toplumda belirli yere gelmiş olanlar
ondan sonra hiçbir şey yapmazken başkalarını suçlayaraktan da kendimizi savunmaya çalışmayalım. Öz eleştirimizi yapalım. Öz eleştirimizi yaptığımızda eksiğimiz çok. O yalnız fon alan birkaç tane gazete değil. Onlar hani 3-5 fon alırken öbür taraftan milyarları, 10 milyarları götüren bir iş dünyası var. Bunun hükümetlerle de ilgisi yok. Zamanında da söylerim. Petrol ofisi kaça, kime nasıl özelleştirildi? Ondan sonra peki, özelleştirilme parasından sonra o petrol ofisi kime ne kadar satıldı? Peki. Sayın Akarcan, reklama gitmem gerekiyor. Bir reklama çıkalım. Sonrasında ise İsmail Tatlıoğlu ile devam edeceğim. Çünkü Sayın Fahrettin Altun'un fon iddialarına karşı bir mesajı var. 5. kol faaliyeti dedi. Bakalım nasıl yorumlayacaklar. Şimdi ara. Görüşlerinizi belirtin, konuklarımıza iletelim. Şimdi konuşalım etiketiyle birlikte ya da Twitter, Instagram hesabımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Reklama gitmeden önce bahsetmiştim. Fahrettin Altun fon iddialarına 5. kol faaliyeti dedi değerli izleyiciler. Şimdi bu açıklamalar doğrultusunda yorumları alacağım. Fonlama iddiaları ile ilgili konuşan Sayın Altun, medyanın iç ve dış vesayet odakları tarafından ilgi duyulan bir alan olduğunu söyledi ve söz konusu iddiaların bir 5. kol faaliyeti olabileceğine dikkat çekti. Sayın Tatlıoğlu, kimsenin şüphesi olmasın ki ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında 5. kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz dedi Sayın Altun. Bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Bu mümkün mü? Sayın Altun'un da söylediği gibi mümkünse eğer bir güvenlik zafiyeti değil midir bu? Şöyle söyleyeyim. Fahrettin Altun Bey'in bu konularda ve hiçbir konuda açıklamaları esasen tartışmaya çok değer değildir. Neden değer diye söyleyeceğim. Çünkü çok uzun süredir bir iletişim başkanı gibi değil, AK Parti propaganda başkanı gibi konuşmaktadır. Yani oraya ne yarıyorsa onunla ilgili konuşmaktadır. Esasen dün basın bayramıydı hepimiz. Ve Türkiye'de basına baktığımızda sorunları olan bir basın da vardı son 15 yıla geldiğimizde. Ama bugün aşağı yukarı tam kontrolde bir basın var. Yani bazıları kısmen dışında tutalım. Hani burası gibi. Tam bir yönlendirme ve tam bir yönetim arzusu var. Şimdi bu çerçevede Türkiye'de hükümetin diyeyim, yönetimin basınla ilgili onu suçlaması, bunu suçlaması diğer yaptıklarına baktığımızda, hepsini beraber aldığımızda çok anlam taşımıyor. Şimdi daha yeni bir başka, biraz önce Sayın Toker söyledi, bir büyük basın yönetiminin kamu bankalarıyla ilgili büyük sorunları var. Yani şöyle sorunu var, alınan para, ödeme şekli bilinmiyor, takip edilmiyor. Bu fon, verilen fonlar onların yanında devede kulak gibi kalıyor. Ben bu konuda hem Toker'in hem Sayın Limoncuoğlu'nun hassasiyetlerine katılıyorum. Sayın Toker'in dediği doğru. Bu çok uzun süredir, belki 100 yılı aşkın süredir bir dış politikanın da aracı olarak bu basını fonlama söz konusudur. Belli siyasetin, belli siyasetin desteklenmesi ve kampanyalarına destek sağlanması açısından özellikle soğuk savaş döneminde çok yaygındı. Türkiye'de de çok yaygındı. Yani kimisinin Rusya, kimisinin Amerika, kimisinin İngiltere, kimisinin NATO, bunlar çok yaygın. Ha, etik mi? İşte değerli akademisyen dostumuzun söylediği, o ayrı bir tartışma. Tabii ki etik değil. Onu konuşman gerek yok ama konu o değil. O etik değil ama bu var mı? Var. Doğru mu? Doğru. Ha bunun ne kadarı, yani etik değil derken hepsi içinde söylemiyorum. Belli zaten, mesela diyelim ki kadın haklarını geliştirmeye yönelik fonlar vardır. O konuda ki basını destekler. Burada etiktir bu. Yani belli, açık ve şeffaf yürüyen fonlar için bu söz konusu değildir. Sayın Limoncuoğlu'nun daha önce dediği gibi, yani siz Avrupa Birliği'ni desteklemek amacıyla bir fon vardır ve siz, hı hı, o paralelde müracaat edersiniz. Ama şeffaf olmayan
fonlarsa söz konusu. Bunların etikliği tabii ki tartışılmaz ama bu fon meselesi ve bir realite. Ben yine Sayın Toker'in dediğine katılıyorum. Türkiye de bu konularda kendine düşeni dış politikasının bir parçası olarak yapıyordur belki ama yeterince yaptığını düşünmüyoruz. Ama Türkiye'de bugün İletişim Bakanlığı'nın İletişim Başkanlığı'nın Türkiye'de şu nedenle bu nedenle basının bir tarafını suçluyorsa bu doğrudan şu anlama geliyor. Biz kendilerine yönelik bir sıkıntı olduğu anlamına geliyor. Yani Türkiye'de sanki basın özgürlüğü bayağı maddah bir şeymiş de efendim bunu 3. 5. kol faaliyeti gibi sayıyoruz. Doğrudur 5. kol faaliyeti gibi birçok işte vardır Türkiye'de. Ama toplam baktığınızda, günün sonunda baktığınızda Türkiye'de tarihinin aşağı yukarı en derin, en dar özgürlük alanlarına sahip bir basın dünyası var. Bunlar zaman zaman yaşadı dünya, Türkiye. İşte 1950'lerde, 1908'lerde yaşadı. Şimdi Sayın Akarcalı bir şey söyledi işte bizim gazeteciler orada uyuyor mu falan. Uyumuyorlar, çalışıyorlar. Ama gazetelerden bu veya basının bu haberleri verecek merkez elinde kriterler var. Onlara göre hareket ediyor. Dolayısıyla ben üzülerek söylüyorum ki Türkiye'de siyaset, demokrasi ve basın da bunun önemli bir parçası. Kendi tarihimiz içerisinde en daraltılmış bir şekilde çalışan bir alan. Bu alan içerisinde birisinin burada haklı, öbürküsünün diğer yerde haklı olması çok anlam ifade etmiyor. Burada işin bir kısmında Sayın Fahrettin Altun'un söyledikleri doğrudur ama diğer büyük kısımda bu problemin temel kaynağı onun baktığı yer. Yani onun işlevleri. O nedenle ben bunu çok şey yapmıyorum. Yani Sayın Altun'un bu konuda söylemlerini çok yorumada değer bulmuyorum. Çok açık söylemek istiyorum. Peki yani. Alihan Bey siz ne düşünüyorsunuz? Ben Fahrettin Hoca'ya katılıyorum aslında burada. Onu söylemem lazım. Yani şöyle Altun'un açıklamalarının devamı da var sayın seyirciler. Eksik kalmasın onu da okuyayım. Onun üzerine lütfen değerlendirin. Bu tarz yabancı ülke kaynaklı fon desteği gören kurumlar için yasal düzenlemelerin en kısa sürede tamamlanacağını da söyledi. Fon alan basın kuruluşları için düzenleme getirilmeli mi mesela? Yani bunu Twitter yapınca herkesin hoşuna gidiyor. Fahrettin Hoca bu konuda konuşunca millet niyeyse kızdı, ben onu da anlamadım. Twitter'da da biliyorsunuz mesela işte ismini vermiyorum ama S ile başlayan bir Rus destekli kanal vardır. Herkes bilir. Onun altında direkt şey yazar mesela Rus devlet tarafından destekleniyordur. Aynısı işte Çin'in kendi şeyinin altında yazar. Böyle bir yasa geçirilmesinden bahsediliyor aslında. Ki bence bunda bir sıkıntı yok. Siz kızıldı dediniz ama çok bu... sıkıntı olur. Bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şöyle sıkıntı olur. Şimdi bu konuya yani bu konu hani normal Türkiye'de basının özgürlüğünü genişletme yönünde bir sürecin olsa ve bu alanda baksa %100 haklısın. Ama uzun süredir ürettikleri politika ve bakışları belli olan bir yapının yeni bir şeyi var. Bu konuda dolayısıyla bunu sanki daha öncesi hiç yokmuş gibi davranırsak bunu ölçemeyiz. Ben şahsi kanaatim bu. Bu sözü sadece diğerlerinden bağımsız alırsak sizin dediğinize katılırım ama bir bütün olarak bağırsak ben şu endişeye kapılıyorum. Yine bir şekilde bir kontrol geliyor. Bu endişeye katılır mı? Bu endişede de çok haklıyımdır. Ama kontrolün geldiği medya yabancı fonlu, yabancı destekli medya. Bakın bunun nasıl önümüze konacağını bilmiyoruz. Çünkü benzer şekilde mesela belli bir yerden çıkılan çok genişletilen ve daraltılan hürriyetler var, özgürlükler var. Ve Türkiye maalesef 1889'da ilk siyasi parti kurulandan beri şu an özellikle son 5 yıldır Türk siyasi tarihinin en daraltılmış zamanını yaşıyor. Hocam o biraz yani kesinlikle böyle. Biraz abartı hocam. Kesinlikle ya. Tartışırız. Hocam Demokrat Parti zamanında inanın tartışırız. İlçe yapılmış il var ya. Yani doğrudur. Mesela şey yapacaksak doğrudur ama bu kitlesel bir şey. Bakın kitlesel bir şey.
Bakın şimdi ben size başka bir şey söyleyeyim. Bir genel başkan bir televizyona çıktığı için televizyona programa yasak geliyor. Hocam hapse atılmış Osman Bölükbaşı hapse yemin etti. Yani yasak geliyor. Türkiye'de de var. Şu an, en kötü şu an çok iddialı. 80 darbesi döneminde gazetecilik yapmış duayenlerle bir konuşuyor. Bir şey söyleyeyim. Yaşasaydınız siyasetin sıcağında bunu çok böyle hak verdiniz. Bakın ben bir şey söyleyeyim. 2001 yılında Sayın Erdoğan AK Parti'yi kurarken 14 Ağustos 2001'de Bilkent'te 4 farklı kanalda canlı yayına çıktı. Ve biz o günkü Türkiye'ye yasaklı Türkiye diyorduk. Ya biz bir parti kurduk 2017'de. 5 ay sonra Sayın Genel Başkan Meral Akşener bir televizyonda fotoğrafı gösterdi. Hakkaniyet namına bir cevap yani biz bu anlamda gerçekten 12 Eylül'leri yaşamış, 28 Şubat'ları itiraz etmiş, bu süreçte bulunmuş bir akademisyen ve şimdi siyasi olarak söylüyorum. Gerçekten böyle. Türkiye bu anlamda teknolojinin bütün alanlarda kullanarak siyasetin çok daraltıldığı bir yerde. Siyasetin çok daraltıldığı bir yer derseniz o konu üzerine konuşabiliriz ama Türk siyasi tarihinin en dar yeri zaman bakın çok şöyle hocam, Sultanahmet dönemi var, istibdat dönemi ne var. Ne olursa olsun şey bakın, var. Bakın yani. Ama şöyle konjonktürel olarak değil 1800'ü 1800'lü şartlarla karşılaştırdığımızda bugünü bugünkü, Demokrat Parti'nin dönemi bundan kötü. Bugünkü yani. Dünyayı bugünkü dünyayla karşılaştırdığımızda 1950'leri 1950 ile karşılaştırdığımızda Türkiye bu anlamda karşılaştırma olarak en dar alanı yaşıyor. Bunu ayrı bir konuşuruz. Çok iddialı hocam ya. Ayrı konuşuruz. Alihan Bey, fon alan basın kuruluşları için bir düzenleme getirilmeli mi? Şimdi siz dediniz ya neden kızdılar Sayın Altun'a diye ama şöyle de bir şey oldu. Aslında söz konusu fon tartışmalarında sadece iktidar kanadı değil, muhalif kesimlerden de fon alan kuruluşlara eleştiri geldi. Evet, yani evet. Muhalif taraf da aslında zaten itiraz, bir dakika zaten bunu ortaya çıkaranlar zaten muhalifler. En başta onu söyleyeyim yani muhalif milliyetçi bir grup genç çıkardı bunu ortaya bu arada. Onlara da buradan selam söyleyelim. Gerçekten çok genç insanlar yani 25 yaşında 4-5 tane Twitter hesabı çıkarttı bunu ortaya. Bu işi başlatan yani şeyi ittirmeye başlayan ne diyeyim bu kartopunu küçük tepeden atan onlar oldu. Öyle çok enteresan bir şey değil. Gerçekten muhalif milliyetçi herhalde ekseriyetini bilmiyorum emin değilim ama yani İyi Parti ve MHP seçmeni ama büyük ölçüde herhalde İyi Parti seçmeni bir grup muhalif milliyetçi genç çıkarttı bunu ortaya. Ve onların başlattığı şeyden iş buralara kadar büyüdü. Ben lafınızı vazgeçeyim. Şimdi buraya kadar çok doğru. Benim Sayın itiraz Tatlıoğlu, bir not özür dilerim. Şunu lütfen söyleyeyim sadece. Benim itiraz ettiğim şey şu. Konuyu bugünkü yönetim ve Fahrettin Altun aldığında olay çünkü çok başka yerlere gitmesi ve kısıtlayıcı izlerin gelmesi çok mümkündür diye bir tecrübeyle konuşuyorum. İtiraz ettiğim konu o. Peki. Bu sefer yani, o zaman şey gelmeden yani yazı gelmeden ikimiz yani olmamış bir şey üzerine kimseyi ikna edemeyeceğine evet. Göre çok konuşmanın manası yok. O zaman diyeceğim bir şey yok yani. Hani çünkü ben açıkçası ne olursa olsun Çin destekli, Rus destekli, AB destekli medyalara bir şey gelecekse ben pozitif olarak görüyorum. Ama tabii şeyi görmeden de çok ne konuşsak konuşalım biraz havada kalır evet. Sonuçta teklifi görmeden evet. De. Peki evet. Fon alan basın kuruluşları için bir düzenleme getirilmeli mi? Hangi yani bu demin bahsettiklerim için mi? Yani fon alan tabii ki muhakkak yani bu, buna, bir düzenleme getirilmesi. Tabii ki getirilmesi. Çünkü bakın olmalı? En önemli problem şu. Türkiye'de insanlar özellikle medyadaki insanlar hep şey bir huyu var. Sureti halktan görünme huyu var. Burada şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Tuğrul Bey'in eskiden yaptığı güzel bir konuşma vardı. İnsanlar çıkıyor kim olduğunu ne olduğunu yarı gizleyerek bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Fakat aslında birilerine hizmeti yani birileri derken böyle gizli birileri değil yani mesela atıyorum işte mesela CHP'li ama ben CHP'li değilim ama diyerek anlatıyor hikayeleri veya işte siyasi görüşü bir şey ama onu ben öyle değilim ama diyerek anlatıyor. Yani bu yüzden bence bu önemli. Aynı şey şunda var. Fonlananlar da aynı şekilde fonlandığını gizleyenler var. Veya objektif kurallar gelmeli değil mi? Evet, yani mesela şeffaf ve açık olsun. Evet, evet. Mesela Çin fonluyor belli bazı bir takım işte kuruluşları şunları bunları. Ya bunu Çin'in fonladığını artık çünkü insanlar bazen gerçekten görmeden üstte böyle mesela işte beni diyelim Çin fonlasa altta üstte ben konuşurken şeye geçmesi lazım. Bu adamı Çin fonluyor diye alt yazının veya üst yazının geçmesi lazım bence. Bilgilendirme. Evet çünkü bu işin doğrusu bu ve Twitter'da bu yapılıyor. Facebook'ta bu yapılıyor. Ve çok da abes bir şey değil bu. Yani teorik bir şey konuşursak bence bunda bu bir yayın şu fon tarafından evet. Final desteklenmektedir diye evet. Bilgilendirme gibi. İşte beni Norveç hükümeti destekliyorsa yazsın. Norveç kralından para alıyor diye yani yukarıda.
Öyle bir sistem gelirse o da iktidarın lehine kullanılır. Muhaliflere uygulanır o yasa. İktidara uygulanmaz. Şimdi dün sansürün kaldırılışının basın özgürlüğü madem Fahrettin Altun orada demokrasi falan demiş. Fahrettin Altun önce Türk milletine basın ilan kurumunun ne kadar para harcadığını, hangi gazetelere ne kadar ilan verildiğini, o gazetelerin nasıl fonlandığını bir anlatsın. Ondan sonra ben de araştırırım. Türkiye'de kaç tane farklı gruplara bağlı gazetelerin aynı birebir manşeti attığını, atabildiğini, adeta bir merkezden servis edilmiş gibi manşetlerin bunun kaç defa olduğunu bize bir anlatsın. Basın ilan kurumu en büyük adaletsizliktir bugün basın özgürlüğündeki. Şimdi ise sansürün kaldırılışının yıl dönümünün ertesi günündeyiz. Ben size sansür kurulunun burada mahkemeye verdiği, RTÜK'ün mahkemeye verdiği bir savunmayı okuyacağım. Basın özgürlüğünün hangi noktada tamamını okumayacağım. Giriş cümlesiyle son cümlesini okuyacağım. Biliyorum sevmezsiniz öyle şeyleri. Medyanın iktidarın yıkılmasına sebep olabilecek, ekonomik kararlara hükmedebilecek daha açık ifadeyle istediğini başa getirebilecek, istediğini alaşağı edebilecek derecede diye başlıyor. Son cümleyi okuyorum. Her program konuğunun medya kanalı ile istediğini söyleme özgürlüğünden bahsetmek asla mümkün olamaz diyor. Bunu mahkemeye savunma diye veriyor RTÜK denilen kurum. Ve Türkiye dün sansürün kaldırılışının yıl dönümünü kutladı sözüm ona. Türkiye bugün basın özgürlüğünde 154. dünyada. Afrika ülkelerinin altında, 30-40 tane Afrika ülkesinin altında duruyor. Onun için bugün yaptırım, bakın ben bir liberal olarak konuşuyorum. Asla ve asla ama doğru ama yalan. Ama şu ama bu ifadenin sınırlanmasına karşıyım. Derdin varsa git mahkemede hesabını gör. Aç tazminat davasını, al adamın sırtından ceketini, gömleğini. Ama böyle ufak ufak, bakın sonra buraya geliyoruz. Bu nokta, her program konuğunun her istediğini söylemesi mümkün olması kabul edilemez diyor. RTÜK söylüyor bunu ya. Ondan sonra geliyor ne diyor? Demokrasi, basın özgürlüğü bilmem ne. Bunu bakın, her şey küçük bir uygulamayla başlıyor Türkiye'de. Bu RTÜK'ü kim kurdu biliyor musunuz? Şimdi kimlerin başına bela oldu? Muhaliflerin başına. RTÜK niye kuruldu? İslamcı yayın yapılmasın 2002 öncesinin işte öyle değil mi? YÖK niye kuruldu? Bugün işte Boğaziçi Üniversitesi rektörü işte Melih Bulu gitti geldi, atadın atamadın. YÖK'ü kim kurdu? Kemalistler kurdu 2002'den önce. Yok, niye? 12 Eylül'de. Evet, 12 Evren kurdu. Evren kurdu. Doğru, Evren kurdu. YÖK 12 Eylül'ün. Ama bir şey söyleyeyim Sayın aynı korkudan kurdular. Şimdi geldi, kapı onların şeyine dayandı, yumurta şey onların kapısı. Doçatliğimi yakmayın lütfen. Doçat olacağım, doçatliğimi yakmayın. Artık kolaylaştı ya. Şimdi bir şey söyleyeyim, YÖK'ü ama her gelen, yani her siyasal parti, buna Sayın Erdoğan AK Parti'yle kesinlikle kaldıracağım dedi. Doğru. Fakat nedense sahip olan bunu hiç bırakmadı ya. Doğru. Evet. Yanlış ama. Siyasi partiler kanunu gibi. Benim en çok mesela burada iki tane siyasetçi de varken karşımda, o şunu sorayım. Bu siyasi partiler kanunu ne zaman değişecek? Kesinlikle doğru söylüyorsun. Peki Sayın Akarcalı'ya bir döneyim. Kesinlikle. Sayın Akarcalı'nın da bir yorumunu alalım. Bakalım ne olacak? Fon alan basın kuruluşları için bir düzenleme getirmeli mi? Ama önce YÖK bizzat yaşadı. Hayal kırıklığı olan ortam. 86'da rahmetli Turgut Bey ile konuştuk ettik, genel başkan yardımcısıydım o zaman, 5 genel başkan yardımcısıydık ve YÖK konusunun ciddi bir şekilde ele alınması. Bunun üzerine Turgut Bey dedi ki, pragmatik adam, Bülent dedi işte şu tarihte İstanbul'da Marmara Oteli'nin altındaki büyük salonda bir toplantı düzenleyelim, ondan sonra herkese serbest olsun ama tabii bir üniversiteden 100 akademisyen, öbüründen 5 tane şeklinde değil, neyse düzenledik. Bakın en ufak abartı, en ufak bir yanlışlık yok söylediğimde. Ve salon doldu. Turgut Bey saat 10'da başladı. Emin olun tuvalete bile gitmedi. Kimse de gitmedi. Kumanya dağıtaraktan akşama 6'ya kadar sürdü.
10'ar dakika söz verildi konuşmak isteyenlere. En ufak kısıtlama falan yok. Saat 6'da Turgut Bey kapattı oturumu. Arkadaşlar dedi, şimdi dedi ben bir genel bir hani bilgi aldım, gördüm, hissiyatınızı, şusunu busunu. Ama dedi sizler akademisyensiniz. Bizim oturup bu konuda ciddi bir çalışma başlatabilmemiz için bu görüşlerinizi, eleştirinizi, tenkitinizi, önerinizi ondan sonra bana yazıyla bildirin dedi. Bakın başbakan. Bana dedi ulaşmanız falan zor olur bilmem ne şey dedi. Bülent Akarcalı görevli. Adresi de gayet kolay. Bülent Akarcalı Türkiye Büyük Millet Meclisi yazın gönderin. Telefonu da orada bilmem ne. Hande Hanım, değerli arkadaşlar. 15 gün sonra bir tane yazı geldi, el yazısıyla yazılı. Bakın daktilo veya bilgisayar da değil. Bir tane geldi. Turgut Bey sordu, efendim dedim daha yeni yazarlar falan. Bir ay sonra hiçbir şey gelmedi. Hiç abartmıyorum. Gittim başbakanlığa çağırdı. Ne oldu dedim. Gelmedi efendim. Telefonu kaldırdı. Rahmetli İhsan Doğramacı'yı aradı. İhsan dedi, eti de senin, kemiği de senin. Nasıl istersen öyle yap dedi, kapattı. Şimdi bazı konuları tartışırken Türkiye'de elini taşın altına sokmayan, bunların ızdıraplarını çok yaşadık. Yalnız ve yalnız tenkit eden, her şeyin kendiliği gelir gibi olmasını isteyen bir kütle var. Basında da öyle, öbüründe de öyle vesairesinde de. Şimdi burada yandaş basından sevk ediyor. Biz 20 sene ondan sonra o can şeyden, öbür basından ezildik kaldık. Anavatan Partisi'ni destekleyen bir tane Enver Bey'in Türkiye gazetesi vardı, o kadar. Ya doğruyu bile yazılamıyor. Biraz önce size söyledim. Meclisin götürdüğü heyeti küçültmek için ne yapıyorlarsa. Şimdi Cem kardeşime de söyleyeyim. İstanbul, ben solcu değilim, sosyalist değilim, Marksist de yetişmedim şey. Ama demokrat insanım. İstanbul sermayesi Türk siyasetine hakim olabilmek için, hükmü altına alabilmek için emrinde basını vardı. En azından o 2000'lerin ortasına kadar sizin o bağımsız dediğiniz basın doğrudan doğruya TÜSİAD'ın emrindeydi. Bu kadar açık konuşuyorum. Talimatla yazılıyordu her şey. Ankara'nın üstüne baskı yapın, biz istediğimiz gibi yapalım diye. ANAP gelinceye kadar o TÜSİAD'ın iş adamları, şusu bu sanayi Anadolu'ya götürmediler. Kocaeli'ne geldi, tıkandı. Anadolu pazardı. Yatırım yapmak isteyenler önleniyordu. Ben size anlatayım bütün bunları, ben 70'li yıllarda yaşadım. İş hayatında vesairesine. Türkiye'nin koca koca şirketlerinin başında oldum bizzat bilerekten. Türkiye bugünlerin yanlışlığına da o zamanın yanlışlığından geldi. Başka bir ifadeyi anlatayım size. Turgut Bey Cumhurbaşkanı seçildikten sonra meclise teşekkür konuşması yaptı. Ondan sonra basına da iltifat olsun. İşte üç tane kuvvet vardır. Yargı, icra bilmem ne diyerekten. Dördüncü kuvvette basındır dedi. Ertesi gün ondan sonra Bay Simavilerden bir tanesi manşet attı. Ne dördüncü kuvveti kardeşim, biz birinci kuvvetiz. Askeri de ihtilale, darbeye biz hazırlarız dedi. Üstüne gidecek savcı olmadı. Bu kadar küstah bir yapıdan bugüne geliniyor ister istemez. Bunları da bilmek lazım. Yani düne kadar Türk basını ondan sonra son derece bağımsız şu bu vesairesi olup da ondan sonra bugün bu şeylere gelmedi. Peki bir düzenleme getirilmeli mi Sayın Akarcalı? Fon alan kuruluşlara bir düzenleme getirilmeli mi? Kaleminden kan akar diye yazıyor. Kaleminden Türk var mı böyle bir şey ya? Yani basının görevi yalnız ve yalnız karşısının kaleminden kan akacak diye yazmak mıdır? Ben Batı'da böyle bir şey görmedim. Yani ne Avrupa'sında ve yakından ta 40 senedir 50 senedir takip ederim, okurum vesairesi, böyle bir anlayış yok. Tamam, iktidarlar tenkit edilir, şu olur bu olur bilmem ne vesairesi, ama Türk basını en azından bizim dönemimizde ANAP'a'da Doğru Yol zamanında da, hatta rahmetli Bülent Ecevit'i bile savaş açtı, savaş halindeydi sürekli. Peki. Pekala, zamanımız daralıyor. Diğer konularım da var Sayın Akarcalı, yetiştirmem gerekiyor. Son alan basın kuruluşları için bir düzenleme getirilmeli mi? Lütfen bunu da cevaplarsanız. Şimdi annem bakın doğru söylüyor Sayın Akarcalı, ama nispi olarak açılan, demokratikleşen bir dünyada daralan bir Türkiye var. Doğru mu? Biz mesela Sayın şey... televizyon programlarında o ihtilal dönemlerinde bile Sayın Akarcalı Anavatan Partisi'nin bakanı. Düşünebiliyor musunuz? İhtilal olmuş ve ihtilali yapanlar bir siyasi model ortaya koydular. Amerika gibi cumhuriyetçi bir parti ve milli demokrat bir parti gibi. Ama
Özal'ı rahmetli bunların arasından çıktı geldi. Eğer Özal'ı, rahmetli Özal'ı TRT'ye çıkarmasaydılar olabilir miydi Sayın Akarcan? Olamaz. Çok zordu. %100 haklısınız. Ya dolayısıyla bakın ihtilal olmuş. Bravo. Televizyonlarda bu imkanlar sunuyor. Biz mesela Perinçe'yi, Sayın Perinçe'yi Türkiye nereden bilir? Bundan 30 yıl önce de binde yarım oy alan biriydi. Ama Perinçek devrin başbakanlarıyla, ana muhalefetiyle çıkıp tartışmalar yapılırdı. Biz sorunlarımızı karşılıklı konuşamazsak nasıl çözeriz? Bakın bu basın konusunu, Afganistan konusunu keşke bu tartışmadan ayrıca da bu televizyonlarda bir AK Partili ilgiliyle, bir CHP'li, MHP'li ilgiliyle karşılıklı konuşsak, milletimiz de bir terazide görse bu sorunları konuşsak daha doğru bir karar olur. İşte aradaki fark bu. Evet sıkıntılarımız vardı ama bugün artık bu imkanlar kalmadı. Tek başına bir solo programı gibi oluyor iktidarınki. O nedenle de sorunlarımızı tartışamıyoruz, konuşamıyoruz. Konuşamadıkça da çözülmüyor ve onlar bizi üzerimize göçüyor. Evimizde de böyle değil mi? Evimizde sorunlarımızı konuşmasak çözebiliyor muyuz? Türkiye'de konuşamıyoruz, konuşmuyoruz. Bunları biz tartışıyoruz ama esas Türkiye'yi yönetenlerin ve siyasetin, yani siyasetin etkin aktörlerinin karşılıklı olarak milletin terazisinde bunları tartışmaları mümkün olmuyor. Amerikan seçimlerini yaşadık. 3 defa Amerikan başkan adayları basının önüne çıktılar ve aynı sorulara cevap verdiler. Amerikan halkı bunları tarttı. Kenya'da şöyle oldu, böyle oldu. Kenya'da ama var Türkiye'de bu imkan, bu imkan yok. Kenya'da o nedenle, o nedenle biz yani basınla ilgili ilave bir hassasiyete kim katılmaz? Efendim dışarıdan bir fonlamayı kim itiraz etmez? Dediğimiz gibi şeffaf olmalı, bilinmeli. Yani doğru amaçlı fonlar da var dünyada. Bunlar kullanılmalı, diğerleri engellenmeli ama şenin bugün Türkiye yönetenlerin herhangi bir konuda inisiyatif almaları yeni bir kısıtlayıcı bir şey mi oluyor endişesi var. O nedenle de biz bunun tartışılarak bir yere getirilmesini yanayız. Gelsinler, konuşalım. Bunu ama bunu uluslararası kriterler belli. Bunları konuşalım. Elbette ki Türkiye'nin milli menfaatleri var. Elbette ki Türkiye'de devlet var. Elbette ki Türkiye'nin kendine yönelik politikaları var. Bunların başkaları tarafından tahrip edilmesini kim ister? Ama bu başka amaç, başka alanları da kısıtlamaya gidecek bir sürü hususa neden olur. Biz öyle kanun çıkarımları görüyoruz ki geldiğinde gayet hepimizin kabul edebileceği bir metin. Ah çıkarken bir bakıyoruz ki o metinden eser kalmamış. O nedenle bunlar gerçekten konuşulmalı ve tartışılmalı. Çünkü bunlar hepimiz alakadar ediyor. Az kalmış şu sesi de kapattığımızda, imkanları da kapattığımızda, o zaman biz gerçekten hiç konuşmayan bir toplum oluruz ki o zaman boğulur gideriz. Peki var mı bu konuyla ilgili eklemek istedikleriniz? Sonrasında bir başka konuya geçeceğiz. Sayın seyirciler, UNESCO'dan Ayasofya ve Kariye uyarısı var. Ama bu konuya geçmeden önce bir reklamlara gidelim. Sonrasında bölünmesini istemem. Dolayısıyla şimdi reklamlar. En değerli pırlanta taşlar ve benzersiz tasarımlar en uygun fiyatlara sadece Koçak. Şimdi konuşalım devam ediyor sayın seyirciler. UNESCO'dan Ayasofya ve Kariye uyarısı var. Dünya Miras Komitesi geçen yıl camiye çevrilen Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişiklikleri bildirmesi için Türkiye'ye 1 Şubat'a kadar süre verdi. Korunmayan varlıkların miras listesinden çıkarılma riski bulunuyor. Şimdi bu konuda da şunu değerlendirmek isteriz Cem Toker. Dünya Miras Komitesi'nin bu adımı iyi niyetli bir adım mı yoksa siyasi bir anlamı var mı bu adımın? Kural. 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 Belli bir şartta zaten kabul etmişsiniz. O da diyor ki bana haber vermeden, hiç beni bilgilendirmeden değişiklikler yapmışsın. Ben bunu zamanında kritere uyduğu için dünya mirası olarak nitelendirdim. Şimdi hangi değişiklikleri yaptırdın? Hala o kritere uy, yani bir olayı büyütmeye gerek yok. Mesela İngiltere'de Liverpool kentinde bazı binalar dünya mirasıymış ama yanına
kentin bütünlüğüyle, tarihiyle uyumlu olmayan binalar yaptığı için İngiltere'nin o binalarını da dünya mirası olmaktan çıkarmış. Yaptırımı falan yok. Sadece prestij ve turistik açıdan önemli bir şey. Buraya gelen adam ama dünya mirasıymış, gideyim göreyim der. Çıkarılırsan da o kadar önemsemez. Yani ortalığı birbirine katmanın şeyi yok. Önemi yok. Benim açımdan. Niye bu kadar konu oldu? İşte cami yaptılar. Camiydi zaten. İbadete açtılar. Hep müzeydi. Camiydi. Müzeydi. Yok camiydi. Komite derin endişe İbadete duyuyor. Kapalı bir camiydi. Peki. Peki. Erdoğan açmadan bir sene önce gitti, dedi ki millete, önce Sultanahmet'i doldurun da ondan sonra Ayasofya'nın cami olmasını talep edin dedi. Bir sene sonra baktı işte anketlerde sallantı var. Cami yaptı. Hayırlı olsun. Bütün dünya da zaten bilmiyordu Ayasofya'nın İstanbul'da olduğu, Türklere ait olduğu falan. Onu kanıtlamış olduk. Şimdi işte bu bilgiyi istiyorlar. Biz de ortalığı birbirine katıyoruz. Vay efendim, uyarı geldi falan diye. Çıkarabilir, çıkarmayabilir. Yapılan değişikliklerin listesini anlatacak. Şunu şunu yaptım diyecek. O kurumda bakacak. Aynı şey gibi. Gocunuyor muyuz UEFA takımlardan mali portreni getir. Eğer benim kriterlerime uymazsan seni UEFA ligine sokmam. Oraya o maçta. Komite derin endişe duyduğunu belirtiyor. Efendim? Derin endişe duyduğunu belirtiyor. Duyuyor. Demek ki kriterlere uymuyorsun. Böyle bir tarihi binayı çıkarabilme olasılığım var. Bundan da endişe duy. Bizim endişe duymamız lazım çıkarmasın diye. Komitenin değil. Yani böylesine dünya mirası olmuş tarihi bir binayı çıkarırlarsa İstanbul'un, Türkiye'nin bir değeri dünya mirası listesinden çıkacak. Yani iyi bir takımımız sokulmazsa Şampiyonlar Ligi'ne, oraya buraya veya bizden onun mali tablosu istendiği zaman gocunuyor muyuz? Hayır, götürüyoruz, veriyoruz. Adam da diyor ki tamam, uyuyor bu, girebilirsin, katılabilirsin. Aynı bunun gibi bir şey. Zaten açıklamada yapıldı, dendi ki gerekli şeyler ulaştırılacaktır vesaire dendi. Alihan Bey, siz peki derin endişelerde, yani derin endişe duymasını nasıl yorumluyorsunuz UNESCO'nun? Ya böyle şeyler söylenir. Bence çok önemli değil. Yani ben sonuçta iç mimar değilim, uzman olduğum bir konu değil. Ama şunu söyleyeyim. Yani sonuçta orası, açıkçası söyleyeyim, yani bunu belki çok popüler bir fikir değil ama orası kılıç hakkı bir camidir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman orada girip ilk işte orada kılınmıştır. Orasının öyle olması da açıkçası net bir şekilde söyleyeyim, yani bilimsel veya fiziksel değil ama duygusal olarak beni okşuyor açıkçası ve birçok kişiye de aynı tepkiyi yarattığında söylemeliyim. Ve sonuçta Sultanahmet Camii de biliyorsunuz aynı zamanda turistik de bir eser ve turistler geliyor, gidiyor, geziyorlar. Buradaki temel problem tabii ki ibadet zamanında resimlerin kapatılması gerekiyor. Namaz kılabilmek için, çünkü resmin olduğu yerde, şeklin olduğu yerde namaz kılınmaz. Aslında temel problem bu. Onu da bir, aslında daha teknolojik bir şekilde onu da herhalde bence çözeceklerdir. Namaz vakitleri girdiği zaman perdeler kapanıp açılabilir. Bir şey yapılabilir. Bence o çok çözülmeyecek, o kadar da dert edecek büyük bir mesele değil. Çözülmüşler ama zaten. Üstleri kapatmışlar. O istediği zaman açılıyormuş, kapanıyormuş diyorlar hocam ama. Peki bu Ayasofya Camii'nin açılışı çok tartışılmıştı biliyorsunuz bir yıl öncesinde. Açılacak mı, açılmayacak mı, müze olarak kalsın, işte cami olarak kalsın diye. Siyaseten bugünden bakınca bu tartışmalar nasıl gözüküyor? Vallahi geçti gitti. Ya, Türkiye'de gündem o kadar hızlı ki 3 günde bir çok mu söyledim? Hemen hemen her gün büyük bir kriz görüyoruz biz. Bizim Türk siyasi hayatı alarmizm diye bir tabir vardır. Hep bir alarm halindeyiz biz. Sandığa giderken de, seçime giderken de sürekli bir alarm halindeyiz. İşte bu alarm... Son dakikalar hiç bitmiyor. Evet, hiç bitmiyor. Yani mesela keşke mesela otursak son bir ayda olan her gün ana büyük haberini görsek. Hep büyük bir kriz. Hep büyük bir kriz ve panik halinde. Zaten seçmen de genellikle şu, yani ideolojik oy kullananları bir kenara bırakıyorum. Seçmen de aman şu gelmesin. Yani kim olursa olsun bu gelmesin, şu gelmesin diye oy kullanıyor. Çünkü bu gelirse bana zarar verecek. Bu belki, buna oy verirsem belki bunun gelip bana zarar vermesini engellerim şeklinde oy kullanıyor. Çünkü sürekli bir tehlike ve tehdit algısı üzerinden biz oy kullanıyoruz. Türk milleti olarak maalesef. Ve şeyden beri böyle bu arada. Hani ilk demokratik seçimlerden tehlike beri böyle. Tehlike ve tehdit algısı. Evet. Yani içeriden, yani mesela diyor ki misalen A partisi gelirse
benim hayat tarzıma müdahale edecek. Öbürü de diyor ki B partisi gelirse benim kutsalıma zarar verecek. O yüzden adama gidip ters partilere yatıyorlar. Yani A partisi sevdiği için A'ya değil, B partisinden hoşlanmadığı için A partisine oy atıyor. Aslında genelde öyle. Genelde oy kullanma şekli bizde öyle maalesef. Peki bunu Ayasofya ile nasıl bağlarız? Tamam işte zaten bu da bir takım toplumsal gerginlikler üzerinden tekrardan devam ediyor yani. Toplumsal gerginliklerin pekişmesine maalesef yarıyor böyle şeyler. Ama hani şunu da söylüyorum. Size bu işin bir tarafı var, ya bundan hoşnutsunuz ya değilsiniz. Ya da çok umurunuzda değil. Açıkçası ben hoşnut olan taraftayım. Şimdi ben hoşnut olmadım desem burada yalan söylemiş olurum. Çünkü biraz da herhalde bu hep böyle anlatılan bir takım işte hikayeler, biz çocukken gençken bize anlatılan hikayelerden de etkilendiğimiz için herhalde. İşte yani Ayasofya'nın camii olması, ya zaten cami de ibadete açılması önemli bir şeydi. Hatta şey de vardı. Aslında Ayasofya'nın bir yerinde ibadet ediliyordu bu arada. Küçük böyle kenardan dışarıdaydı gelip. Dışarıdaydı ama. Evet evet, ama işte Ayasofya'da namaz kılmış olmak için oraya giden gidiliyordu da yani. Sonuçta yani bir yaptırma da olmadı farkındaysanız. Bir şekilde dünya gündeminin de bu Çin virüsünden dolayı şey oldu, yoğun oldu bir dönemde bu iş yapıldı ve bir zarar da görmedi Türkiye. Bir takım insanlar o zamanlar kıyametler kopardı. Neredeyse işte işgal edileceğiz falan gibi böyle Ayasofya'ya ibadet açacak diye, ama gördük. Çok da bir şey olmadı. Sultanahmet gibi devam ettirilebilir. Turist de gelsin zaten görsün. Sonuçta 5. yüzyıldan veya 6. yüzyılın başından kalma çok eski bir eser. Ama yani orası da cami yani. Minareleri var ki cami. Peki. Hani. Sayın Tatlıoğlu, siz ne düşünüyorsunuz? Yani iyi niyetli bir adım mı yoksa siyasi bir adım mı? İşte UNESCO komite diyor ki derin endişe duyuyoruz diyor. Neden derin endişe duruyor? İşte Cem Toker bu bir kural dedi ama derin endişe ifadesi bizim dikkatimizi çekti. Siz nasıl yorumlarsınız? Ayasofya bu kadar dikkat çekmesi bir siyasi imaj haline getirildi ve siyaset üretilmeye önünde ve arkasında durarak, yani sadece tek taraf değil, bir siyasi argüman olarak kullanılmaya çalışıldı. Ben Ayasofya'nın açılışında o camideydim o cuma günü. Arkadaşlarım da biz, Sayın Genel Başkan bize talimat verdi ve dedi ki benim temsilen gidin. Biz arkadaşlarımız da oradaydık ve gördüğümüz eserle, ben daha önce de Ayasofya'yı ziyaret etmiştim. Gördüğümüz şekilde eserlerin üzerine böyle perde gibi, tül gibi surlarla kapatmışlardı. UNESCO'nun bu çalışmasını, sözünü veya bu çalışmasını biz biraz siyasileştiriyoruz. Ben şimdi Sayın Toker gibi, yani bir kural var. Burası gerçekten dünya miras, dünya kültür mirası içerisinde yer alıyor. Niçin dünya kültür mirasında neler yer alıyor? Mesela işte yapılan bir AVM almıyor da orası alıyor. Onun nedenleri var. Diyor ki yaptığınız değişiklikle bunlar, bu özellikler kalktıysa ben de bunu aktifimden çıkarayım diyor. Bence böyle endişe duymasının sebebi de kültür mirasından çıkarılacak, çıkarılmasına neden olacak değişiklikler yapıldı. O UNESCO'nun kriterlerini. Bence bizim yani Türkiye'de bunu çok çok evirmeye, çevirmeye, çok üzerinde durmaya gerektirecek bir şey yok. Hatta UNESCO itiraz bile edebilir. Nihayetinde Türkiye'nin vereceği bir karar. Ben tarihi mirasa orada bir helal geldiğinde düşünmüyorum. Yani gördüğüm kadarıyla ona da çok imtina göstermişlerdir ama bizde son zamanlarda bu iletişimde büyük sıkıntımız var. Yani kurallara uyma konusunda sıkıntımız var. Yani gerekli bilgiler alıp vermeye, bir de bu tür bir davranış bile siyasetçilerin işine gelir. Yani ben işte dışarıdan benim yaptığıma tavır alıyorlar falan diye. Onu da siyasi malzeme olarak kullanılabilir ama bunlar siyasi malzeme olmamalı. Bakın bu neden esasında AK Parti ve Sayın Erdoğan bunu çok ciddi bir manivel olarak ortaya çıkardı. Ama tesir etmedi. Çünkü toplum gerçekten artık deneyimli. Mesela biz dedik ki biz cuma günü abdestimiz var bizim. Açılırsa Ayasofya'da kılırız. Açılırsa Ayasofya'da kılarız. Açılmazsa Sultanahmet'te kılarız. Yani bunu siyasi argüman yapmak doğru değil. Bizim evet bu Ayasofya bir simgedir ama bu topraklarda bizi tutan mesela
Süleymaniye'dir. Bizim kendi ürünümüzdür. Bizim çok Ayasofyalarımız, çok eserlerimiz var. Hepsini birden bir kültür mirasımız olarak bakmamız lazım. Bizi daha ileriye taşıyacak unsurlar olarak bakmamız lazım. Bizim sorgulamamız gereken şey bu. Süleymaniye ile Ayasofya'ya geçtik. Ama Süleymaniye'yi neyle geçtik? Evet. Bunları sorgulayacak, bunları konuşacakken bunun üzerinden bunlar artık çalışmıyor çok şükür ki. Yani bu manivel arayışta değerler üzerinden siyaset yapma teknikleri artık bayatladı. Onun için de zaten siyasetlerin çıkmazları burada kaynaklanıyor. Bayatladığı için kaynaklanıyor. Ben bunu çok ciddi bir sorun tartışmaya tartışılacak bir sorun olarak görmüyorum. Bu şu şekilde siyasallaşır. Yunan lobisi Birleşmiş Milletler'de bastırır. Arkasına müttefiklerini alır. Bu UNESCO Ayasofya'yı Dünya Kültür Mirası listesinden çıkarabilir. Aynı Maraş kararını Birleşik Güvenlik Konseyi 15'te 15 Müslüman ülkeler bile aleyhimize el kaldırdığı gibi UNESCO'dan böyle bir siyasi bir karar çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama bunun bir ağırlığı yok bizim için. Yok, yaptırımı yok. Ama yani Yunan neden yapmaz? Yok. Çünkü Yunan hani o megalo ideyeci Yunan'dan bahsediyorum. Ayasofya'yı çıkarmak istiyor. Ya bir de yani bir de bunu hani bir, ben özür dilerim belki çok farklı bir şey ama yani Yunanistan'ın böyle şeyler yapma hakkı yok. Gerçekten ben Atina'ya gittim bir cuma bir tane cami kalmadı. Cami aradım namaz kılacak cami yok. Cami yok. Yani Yunanistan'da bir ben tane... Atina'da bir cami cuma günüydük. Cumaya namaza gidelim dedik. Bizi büyükelçiliğimizi aradık. Yani bir Mısır'ın büyükelçinin yanında bir şey var falan oralara götürdüler. Yani Yunanistan'ın da bu konuda çok ideolojik bu ve Avrupa Birliği'nde, ortodoksi davranışına... Amerika'da ve Birleşmiş Milletler'deki lobi gücünü azaltmıyor Yunanistan'ın. Tabii o katılıyor. Hani olabilecek bir şey açısından ya belki yapar belki kendi yapar. Başkenti olarak gören no sense dedikleri şey var çok anlamlı evet. Olduğunu zannediyorum. Sayın Akarcalı'nın da görüşünü alalım. Efendim bu UNESCO'nun tavrını nasıl değerlendirirsiniz? İşte tırnak içerisinde endişe verici, derin endişelerde olduğunu dile getiriyor. Sizce haklı mı? Ve Sayın Alihan Bey'e de sormuştum. Ayasofya Camii'nin açılışını biz çok konuştuk yani bir yıl öncesinden değil. Ben ne zaman yayın yapsam mutlaka Ayasofya ibadete açılsın mı, cami olsun mu, müze olarak kalsın mı? Mutlaka Türkiye'nin gündeminde vardı bu. Ama artık yok. Siyaseten bugün bakınca siz ne görüyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız bu tartışmaları? Bir ibadete açılmaması konusunda Türk kamuoyu dünyada var yetkinin, otoritenin, halkın görüş bildirme yetkisi yoktu. Ayasofya bizimdir. Dolayısıyla Ayasofya'nın ister müze olarak kullanırız, ister ibadethane olarak kullanırız, o tamamen bizim yetkimizde olan bir husustur. Bunun da nasıl desem dışarıya karşı bir şov vesaire şey de değildir. Ama esas sorun şu, Avrupa ve Amerika bu konular söz konusu olduğunda nasıl oluyor da kendinde müdahale ve görüş bildirme hakkı çıkıyor? Esas şey orada. Esas onlara verilecek cevap odur. Sen kimsin kardeşim? Senin ne haddine bendeki bir tarihi eser için ibadete açtım veya açmadım konusu. UNESCO'ya girmiyorum daha. Bakın UNESCO'ya da gireceğim. Şimdi kural olarak UNESCO o bildiriyi yapabilir. Derin endişe duyup duymadığını da belgelemek zorundadır. Bugün Ayasofya herkese açıktır. Eskiden müzeydi, para verip giriyordunuz, şimdi ücretsiz giriyorsunuz. Anlaştık mı? UNESCO'nun Türkiye'de şubesi var, adamı var. UNESCO hangi konuda endişe duyduysa, kendine hangi konuda bilgisi geldiyse gelir burada araştırır. En azından Türk kamuoyuna saygı açısından hangi konularda endişe duyduğunu açıklar. UNESCO'nun bu yaklaşımı doğrudan doğruya kötü niyettir. Arkasında da Cem Bey'in söylediği gibi Yunanistan vardır. Bakın. Kural ayrı, o kuralı uygulama ayrı. Kural vardır, doğrudur. O kurala göre UNESCO bize bildirimde bulunabilir. Ama bu bildirimi buldururken dediğim gibi en azından Türk kamuoyunu bilgilendirecek şekilde bilgiyi verir.
UNESCO kalkıp da Fransa'daki Paris'teki yanan kilise için bir görüş bildirdiğinde benim söylediğim gibi davranır. Yalnız hani endişe duyuyorum ne yapıyorsun da yetinmez etmez şey etmez. Yoksa onu çamurun içine sokar çıkarırlar. Bütün mesele söz konusu bunlar olduğu zaman Avrupa'nın Amerika'nın kendisinde bir yetki duyması. Bizim esas entelektüellerimiz varsa, akademisyenlerimiz varsa esas bu konuda bunların ağzını kapatmaları gereken yaklaşımı budur. Bu bir. İkincisi, Ayasofya'nın Yunanistan'la uzaktan yakından ilgisi yoktur din açısından. Bakın ne diyorum. Ayasofya bir tamam Ortodoks kilisesidir. Ama Ayasofya Roma'dır. Bizans hiçbir zaman olmadı. İstanbul, Bizans hiçbir zaman Grek olmadı. Bakın. Roma'ydı. Ölen son imparator İstanbul'u savunurken Roma imparatoru olarak öldü. Dahası da söyleyeyim. Patrik Bartolome'ye imzasını Roma Patriği diye atar. İstanbul Roma Patriği diye atar. Grek diye atmaz. Rum diye de atmaz. Roma'dır. Bizim yanlışlığımız İspanya, Almanya'nın 1500'lü yıllarda Osmanlı'nın itibarını azaltmak için Osmanlı'ya Roma Fatihi diyen Batı kamuoyuna karşı Bizans kelimesini geliştirmesidir. Bizans diye ilk defa 16. asırda yazıyorsun bir Alman tarihçi tarafından. Bizans'ta İstanbul'da Konstantiniye'de bir köy. Altında yatan ne söyleyeyim. Ben bizzat Vatikan'ın ve Venedik'in müzelerinde böyle kocaman neredeyse 5-6-10 santim çapında Latince Yeni Roma İmparatoru Sultan Mehmet sikkelerini gördüm, madalyalarını gördüm. Şimdi Batı'nın kendi kültürüne göre bir ülkeyi fetheden o ülkenin sahibi oluyor. Bizdeki gibi Osmanlı bir yeri fethettiği zaman o sultanın değil, devletin oluyor, orada değil. Napolyon İspanya'yı fethettiği zaman İspanya onun oldu, oraya kardeşini kral diye atadı. Kendisi de bilmem ne oldu. Şimdi İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı yeni Roma olarak kabul edildi. Batı'nın kendi kültüründen dolayı. Ve bu Avrupa'daki gelişmelere şunlara bunlar Osmanlı'nın zaten gücünün doruğa çıktığı dönemler bunları rahatsız ediyordu. İnternete de girip bakın şeydin ve ondan sonra bir Bizans kelimesi çıkıyor. Evet. Bizans kelimesi Roma'yı unutturuyor. Artı Bizans kelimesine menfi anlamlar yüklüyorlar. Bizans politikası şusu busu diyerekten, tamam mı? Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı'nın Türk'ün fethettiği İstanbul'un değerini düşürmek. Çünkü evet bir şehirdi ama o bir imparatorluktu. Bakın ne diyorum? Şu anda o kadim imparatorluktan kalan resmi olarak herkesin ayağına geldiği aslında İstanbul'daki patrikhanedir. Patrik diye imzasını Roma Patriği diye atar. Şimdi bir kere bizim bunu çok net bir şekilde belirtmemiz lazım. Bu çoğu Türk tarihçi tarafından belirtildi. İlber Ortaylı da söyledi, etti vesaire ama yetmiyor. Ben bunu Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Parlamentosu'nda çeşitli vesileleri söyledim. Gayet net evet. Olarak. Artı bakın bir de şunu belirteyim. Biz bunları köküne inmediğimiz zaman gücümüzün ne olduğunu bilmiyoruz. Tarihte hiçbir zaman bir Grek devleti olmamıştır. Osmanlı isyanından sonra oluşan gibi. Baktığımız zaman Grek siteleri vardı, devleti yoktu. Bir Yunan imparatorluğu olmadı, bir Yunan devleti olmadı bir tane. Atina vardı, Isparta vardı, şu vardı, bu vardı vesairesi. İlk tarihteki Yunan devleti işte Osmanlı isyanıyla İngiliz sesiyle ortaya çıkandır. Orada da Osmanlı'nın hani yaklaşımı oldukça yanlış olmuştur. Olmayan bir devleti yarattık, olmayan bir Grek devleti yarattık ya. Tarihte kendi Grek dünyasının en güçlü olduğu dönemde bir araya gelip bir imparatorluk kuramadılar, bir devlet peki, kuramadılar. Toparlayalım Sayın Akarcalı. İyi, yani bunu söylemek istiyorum. Ha şöyle diyeyim, ortada bir kötü niyet vardır. Buna karşı da Türk bilim adamlarının cevap vermesi gerekir bir taraftan. Öbür taraftan da Kültür Bakanlığı da gereken Dışişleri ve Kültür Bakanlığı gereken cevabı verecektir. Ama ben de bir vatandaş olarak UNESCO'ya diyorum ki kardeşim en azından Türkiye'deki şubesi UNESCO'yu temsil eden bir Türkiye o da var. Kardeşim kalk da açıkla endişeler neymiş? Belki endişelere katılacağız. Aa adamlar doğru söylüyor diyeceğiz. Ama bakın ortada öyle bir yaklaşım var ki tamam mı?
tekrar Türk'ü ezmek, İslam'ı ezmek, siz yanlış yaptınız, biz Batı ağabeyiniz, bak bu konudan enişte duyuyoruz, sizi döveriz ha. Bu yaklaşım yeter ya, yetti. Yani artık bu dünyada Avrupa'sı da Amerika'sı da Türkiye'nin, tamam mı, kendi düzeyinde bir devlet bir olduğunu anlasın. Bizim iş sıkıntılarımızı biz kendimiz çözeriz. Ama devlet, millet olarak ondan sonra Türkiye İtalya'sından, İspanya'sından, Almanya'sından artık aşağıda değil. Peki. Bunu anlamalı. Peki. Sorun da ortaya çıkıyor. Tahammül edemedikleri o. Peki. Sayın Tatlıoğlu, Akarcalı diyor ki yani burada Türkiye ezmek, İslam'ı ezmek gibi bir yaklaşım var. Böyle bir yaklaşım söz konusu mu? Ben yani ben öyle okumuyorum. Böyle bir şey olamaz. Bu yani bu büyük hadsizlik olur ve öyle bir şey hiçbir şekilde de kabul edilemez. Ben böyle okumuyorum. Ama bir yerine katılıyorum. Gerçekten o da raporunda vardır diye düşünüyorum. Yani endişe taşıyoruz dediğinde bunun altı doldurulmuştur diye düşünüyorum. Yani endişeleri nelerdir? Çünkü onların gözlemleri vardır. Bunlarla ilgili ne yapılacak diye düşünülüyordur. Ben burada bir iletişim eksikliği olduğunu düşünüyorum. Şu da olabilir. Yani camiye çevrildiği için bazı eserler kapatılabilir, şu olabilir, bu da olabilir. Bunlar da problem değil. Yani nihayetinde buna karar verecek olan buradaki iradedir. Bu karar da vermiştir ama şunu da söylemek lazım. Tarihi dokuyu minimum şekilde bir tahribatı hiç düşünmeyecek şekilde bakmak lazım. Bunu ben gittiğimde bunların özen gösterildiğini gördüm. Yani o yukarıdaki tablolar, heykeller, hatta bu camiye çevrildiğinde de biliyorsunuz bunlar kazınmadı. Yani bunların üzeri tahrip edilmeyecek bir harçla kapatıldı. Yani bizim neslimizin, bizim kültürümüzün bu tarihi dokuya hassasiyeti yüksektir. Velev ki bu başka dinlerin de simgeleri olsa bunlar hep özen gösterilmiştir. Yani mesela kiliseden çevrilmiş bir camiye gittiğinizde onun kiliseden çevrildiğini bilirsiniz. O dokuya hiç dokunmazlar. Bir tane kıble ve minberle orası cami olur gider. O dokuya dokunma, yani o mimariye dokunmaz. Yani bunu yüzlerce yerde görmüşüz. En son ben işte Kıbrıs'taydım 20 Temmuz törenleriyle ilgili. Kıbrıs'taki camilere gittiğinizde de bunları görürsünüz. Başka yere gittiğinizde de görürsünüz. Bizim böyle bir şeyimiz vardır. Burada da olacaktır. Yani biz tahripkar bir yapımız olmadı millet olarak. Burada da ben açılışında gittiğimde görmedim öyle bir şeyi ama UNESCO'nun da böyle bizi rencide edici bir tavrın olduğunu zannetmiyorum. O raporun bakmak lazım. Yani hangi dedi? Bu tabii teknik bir konu. Onu Kültür Bakanlığı'yla karşılıklı bakarlar. Yapabileceğini de yapar zaten. Yapmıştır zaten Kültür Bakanlığı da. Ama nihayetinde bu yeni bir Ayasofya tartışmasını getirmiyor bana göre de gündemde. Artık bu tartışmaya da gerek yok. Yani bununla ilgili süreç, yeni bir süreç başladı. Zaten böyleydi. Bir kısmen müzeye çevrildi. Yeniden cami oldu. Milletin bununla ilgili de hiçbir sorun olmadı. Yani Türkiye'de ne muhalefetin, ne iktidarın bu talebini, ne, hatta bu bir biliyorsunuz Bursalı bir emekli öğretmenin başlattığı bir dava bu. Hı. Ve Danıştay'dan da kazanıldı. Bunu da Şen'in yaptığı, yani Türkiye'yi yönetenlerin yaptığı, Sayın Erdoğan'ın yaptığı bunu uygulamaya koymak. Koydu. Millet ne Cumhuriyet Halk Partisi ne başka parti, biz mesela çok olumlu bulduk. Bu iradedir. Saygı duyduk, olumlu bulduk ve geldik. Oraya katıldık nihayetinde. O nedenle yeni bir tartışma ne de kaynağı olduğunu düşünmüyorum. Yok yani. Tartışma açısından değil ama UNESCO'nun da bir dayatma yaptığını düşünmüyorum. Yani ben en azından öyle okuyorum. Yapamaz, bir dayatma yapması için de, dayatma yapması için de, yani böyle bir dayatma da asla zaten tartışılacak kadar reddedilir. Yani hepimiz tarafından reddedilir. Yani milli egemenlik meselesidir bu. Tabii zaten. Tabii yani diyemez ki böyle bir şey. Yani onların böyle bir niyetli olduğunu zannetmiyorum, öyle uluslararası bir kurumun. Öyle bir şey olduğu zaman zaten bu kadar ağırlıkla kabul edilmiş bir süreç içeriye karşı böyle bir şey yapılacağını zannetmiyorum. Ama ben bunun böyle okumuyorum. UNESCO'nun da bu şekilde bir dayatma yaptığını düşünmüyorum. Dediğim gibi dayatmaya da hiç kimsenin şişi olmaz. Kabul olamaz. Kabul yani olmaz. Külliyen reddolur. Peki. Şimdi son reklam arasına çıkacağım. Reklamlardan sonra tekrar karşınızda olacağız.
Tatar'ın misafirleri, böyle şey olur. Evet, şimdi konuşalım devam ediyor sayın seyirciler. Son 10 dakikamız, dolayısıyla eşit süre vereceğim ama İsmail Tatlıoğlu biliyorsunuz Kıbrıs'a ziyarette bulunmuştu. Biz bu masada çok konuştuk, sorduk acaba neden arka sıralarda bulundunuz, daha doğrusu tören alanını terk ettiniz. Bir de sizden dinlemek isteriz efendim. Şimdi şöyle tabii, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 20 Temmuz 47. Kıbrıs Harekatı'nın 47. yılı ve Özgürlük ve Barış Bayramı aynı zamanda. Türkiye'de herkes Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın davetlisi. Sayın Erdoğan da Sayın Ersin Tatar'ın davetlisi. Ama tabii Sayın Erdoğan heyetiyle, heyet toplayarak, davet ederek gidiyor. Biz de Sayın Ersin Tatar'ın Sayın Genel Başkanımıza yaptığı davet üzerine Genel Başkan Vekilimiz Sayın Cihan Paçacı, ben de Grup Başkanı olarak Genel Başkanı temsilen gittik. Dışişlerine de bildirdik. Biz pazartesi günü tarifeli uçakla Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gittik. Bize Dışişleri Bakanı'ndan, Kıbrıs Dışişleri'nden bir hanımefendi gerçekten de çok iyi bir hizmet vererek, bize rehberlik yaparak karşıladı. Tam oraya gittiğimizde Türkiye Cumhurbaşkanı büyük uçaklarla, çok sayıda uçaklarla heyetiyle gelmiş olduğunu gördük. Şimdi ertesi gün biz... Çok sayıda uçaklarla dediğiniz 2 tane uçak. Yok, bir ülkeden fazla gördük. Son seyahati 7 uçaklaydı. 2'den fazla, 2 tanesi en büyük uçaktı. Ekim'de yaptığı uçak 7 uçak. Biri İstanbul'dan, biri Ankara'dan kalkmadı. Yok, 2'den fazla uçak var. Araçlarını, maraçlarını götürenler. Çok önemli değil. Şimdi alana girdiğimizde aşağı yukarı 4 sıra var ve 80 kişi var. Bizim isimlerimiz arka tarafta yazılmış. Biz de protokol görevlisini rica ettik. Protokol görevlisi geldi. Protokol görevlisi Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın protokol görevlisi. Ve bize dedi ki, ön taraflar Sayın Erdoğan'ın misafirleri, arka taraflar Sayın Ersin Tatar'ın misafirleri. Halbuki orada herkes Ersin Tatar'ın misafiri. Yani bu bir kere Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik hakkını helallik getirir ya. Yani şimdi bizim bu, peki o zaman devlet protokolü, devlet protokolü de yok. Yani normal olarak bizim olmamız gereken yer belli. Ama grubu parlamentoda temsil edilmeyen partilerin genel başkanları veya eski siyasiler veya parlamentoda grubu bulunmayan partilerin bizden önde olması mümkün değil yani. O nedenle burada bir seremoni var ve siyasi bir seremoni. Orada 74'teki bakanların tamamı da çağrılmamış, seçme çağırmış. Ve dolayısıyla biz devlet, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hukukuna uyulmayan bir protokol, hem de devletin protokolüne uygun olmayan bir protokol olduğu için orada şeye katılmadık. Sayın Denktaş'ın mezarına gittik. Anıta gittik. Sayın Denktaş'ın mezarında, anıt mezarına gittik. Orada onu ziyaret ettik ve Türkiye'ye döndük. Ve doğrusu üzüntümüz şudur. Türkiye'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir devlet olarak tanıyan bir ülke, buna saygı göstermesi gereken bir ülkeyiz biz. Yani orada bütün hassasiyetlerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Ersin Tatar'ı, kimse o bugün Ersin Tatar Cumhurbaşkanı birinci derecede unsur olarak görmek durumdayız. Ona göre dizilmek durumdayız. Ama ne yazık ki Sayın Erdoğan'ın siyasi manevrası, siyasi vitrini, düzmesi, o şekiller, yani bir Türkiye'de iç politikaya yönelik bir dizayn ve tasarımdan rahatsız olduk ve devlet protokolüne de uyulmadığı için de oradan ayrıldık. Pekala. Şimdi Kıbrıs Kalesi'nin... Ama şunu söyleyeyim, tabii ki yani Kıbrıs'taki Denktaş'ta başlayan, uzun mücadelelerle devam eden, Denktaş'ta başlayan, Denktaş'la zirveye ulaşan ve de Cumhuriyet tarihinin en büyük dış politika atağı olan Kıbrıs Barış Harekatı ve Kıbrıs'ın bütün politikasını milli değerler olarak tam anlamıyla kabul ediyoruz ve onun takipçisiyiz. Peki. Ama burada bu protokol ve
Kıbrıs'ı inciten bir protokol dizilişine ve siyasi manevraya itiraz ettik. Peki. Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz. Alihan Bey, size de müjdeyi soralım. Daha öncesinden biliyorsunuz Sayın Erdoğan gitmeden önce müjde var demişti. Müjdeyi aldık. Parlamento binası ve millet bahçesi olarak yankılandı. Siz daha öncesinde müjde dendiğinde aklınıza ne gelmişti? Aklıma tanınma olmasa bile bir takım başka ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi gelmişti. Ki başta Pakistan ve Azerbaycan olmak üzere ki aslında o yola girildi. Baktığımız zaman şunu görüyoruz, bence bu önemli. Yeniden bir yapılandırmaya, yani daha ciddi bir, daha modernden kastım daha günümüze uygun, daha çağdaş bir devlet yapısı inşa edilecek orada kurumsal olarak. Ki yani ben de iki devletli çözümü, Taksim'i destekleyen birisi olarak açıkçası iki devletli çözümü destekleyen birisi olarak ben de bence bu önemli bir adım, pozitif de bir adım yani. Ama tabii beklentim biraz daha yüksekti açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Çünkü hani ilk büyük sürpriz diye bahsedildiği zaman belki bir tanıma bekliyorduk. Özellikle Azerbaycan'ın Karabağ meselesinde çok büyük adımlar atıldığı için tam sonuçlanmasa da. Çünkü hani Azerbaycan'ın tanıyamamasının aslında birinci sebebi bu Karabağ'daki problemdi. O biraz daha bertaraf edilmiş gibi olduğu için belki oradan bir tanıma gelebilir diye düşündüm. Veya Pakistan'dan veya daha evvel tanıyıp sonra geri çekmek zorunda kalan Bangladeş gibi bir ülkeden aslında tanınma veya tanımaya yönelik bir şey bekliyordum. Çünkü şunu da kabul edelim ki anlam planına gittiğimiz o korkunç günlerde Kıbrıs açısından, yani Kıbrıs'ın kuzeyinin, ya da Kıbrıs Türklüğü'nün Rum'un insafına bırakılacağı günlerden çok daha iyi bir... Sağ olsun Rumlar. Evet evet. Sağ olsun Rumlar. Evet yani aslında bizim için en iyi sonuç çıktı bence. Yani Rumların hayır deyip bizim evet dememiz aslında en çok faydalı olandı. Ve Rum, yani hem de şöyle de oldu aslında, kamuoyu da Avrupa Birliği'nin ne kadar 200'lü olduğunu, çünkü 57 tane söz verdiler, hiçbirini tutmadılar, her zamanki gibi Türklere verdikleri hiçbir söz tutma ihtiyacı hissetmiyorlar çünkü. Ve sonuç olarak ne olmuş oldu? İşte Türkiye eski çizgisine geri döndü ve de dendi ki yani işte iki devletli çözüm olacak ve bunun üzerinde de şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin biraz daha işte ne denir buna ya, yeni markalaştırma üzerine bir takım çalışmalar yapılacak gibi gözüküyor. Peki. Hayırlı olsun diyelim. Peki, Kıbrıs'ı en iyi bilen isimlerden biri de aramızda. Cem Bey, siz de söylersiniz. Bunda? Müjde. Müjde yapımı 7-8 sene önce başlatılmış 20 kilometrelik yolun 11 kilometrelik bölümünün açılması büyük bir müjdeydi Kıbrıs için. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı açılışını yaptı. Bir de E-Devlet'e geçiş müjde olur. Bence müjde değişti. Bir yerlerden bir şey geldi. Müjde ne? Farklı bir şeydi. Farklı bir şeydi. Senatörler Amerikan Senatosu'nda bir Biden'a uyarıda bulundular. Türkiye'yi uyar diye. Müjdelerde sonra aynı şey Avrupa Birliği'nden geldi, uyarılar. Ondan sonra müjde değişti, işte millet bahçesi, Cumhurbaşkanlığı. Sayın Toker, bunları yaparken devlet hepsini tekamül edip gitmez mi? Gider. Yani hepsini gider. Tekamül devlet ettirip gider. Yani evet, devlet yarı yolda evet. Kalmaz. Bir de hani görev olmaz, bu devlet olmaz o. Olmaz, olmaması evet. Lazım, katılıyorum size. Ama ben yani çünkü... Ben komik duruma düştüm yabancı dostlarla, arkadaşlarla, gazeteciler falan. Sohbet ediyoruz WhatsApp'ta, onlar da bana soruyor. Ya bu müjde ne olabilir? Ama şunu söyleyeyim, Maraş'ın %3,5'un açılması Rumların kimyasını bozar ve bozdu. Şöyle ki, yani Türkiye orada gol atıyor Rum tarafına. Diyor ki burada malın mülkün varsa gel. Sahibi yine sensin. Dükkanın varsa dükkanını aç, yine işlet. Otelin varsa gel aç, işlet. Şey yap. Bana vergini ver. Bu Rumları delirtiyor. Bazı Rumların gönlü orada. Hakikaten ben gideyim diyor. Türk tarafında büyük işletmem vardı. Bıraktım, kaçtım 40 sene önce, 50 sene önce neyse. Adamın torunu gelip oraya sahip çıkmak istiyor. Ama Rum hükümetinin baskısı var buna. Gitme. O zaman KKTC'yi tanımış olursun. Hatta orada takas usulü var. Türklerin güneyde bıraktığı arazi, kuzeyde de Rumların bıraktığı arazi. Al orası senin olsun, eşit değerdeyse burası da benim olsun. Rumlar buna bile çıldırıyorlar.
Çünkü kuzeyin Türkleşmesi toprakların Türklerin eline geçmesi anlamına geliyor. Maraş'ta yapılan, evet, kimyalarını bozdu ama biliyorsunuz Güvenlik Konseyi bunun geri alma, onun da bir yaptırımı yok, yok gerçi yani yok. Güvenlik Konseyi kararının, ama 15'te geçti. Ama ben inanıyorum ki mesela Geçitkale'ye insansız hava aracı üssü kurulması söz konusuydu. Ben o beklenti içindeydim belki orası. Çünkü Rumlar güneyde Amerikan gemilerine limanlarını açıyor. Fransız gemilerine işte Fransızlara üs veriyor. İtalyanlar orada. Ben ona karşılık belki bizim bir deniz üssü açmamız kuzeyde. Belki Geçitkale'de demin dediğim gibi insansız hava aracı üssü kurmamız falan. Bunların beklentisi içindeydim. Onlar gerçekleşmedi. Onun yerine 11 kilometrelik havaalanı yolu açıldı. Peki. Sayın Akarcalı, sizden de yorum almak isterim. Yalnız süren bitti. Dolayısıyla çok az bir zamanımız var. Son kalan dona kalırmış peki. Buradaki sürprizlerle falan. Ben 1960'ta fiilen Kıbrıs'a ilgilenen birisiyim. ODTÜ'deyken Öğrenciler Birliği Başkanı Koray Beymen'le birlikte ilk Kıbrıs mitingini düzenlemiştik. Burs kazanıp Belçika'ya gittim. O günden beri ve aynı zamanda Kıbrıs vatandaşıyım. Mücahitlerle birlikte yapmadığım kalmadı. 67 yılında ki olaylardan sonra işçilerimizin topladığı parayla Belçikalı paralı askerlerle anlaşıp Kıbrıs'a da silah göndermiş kişiyim. En basitinden. Daha bir sürüsü var. Benim için en önemli olanı şuydu. Çok net bir şekilde Türkiye'nin artık ayrı bir devlet anlayışına gelmesidir. Evet. ANAP döneminde yurt dışından, Amerika'dan, şuradan, buradan Kıbrıs meselesi için ara bulucularla falan ilk görüşen ben oluyordum. Ne istiyorlar siyaseten öğreneyim ki Turgut Bey'e vereyim diyerekten. Çünkü dışişleri aracılığında geçen bilgi resmi bilgi oluyor. Neyse, bizim en büyük yanlışımız sürekli Kıbrıs çözümü için müzakere etmek olmuştur. 74'te Kıbrıs bitmişti diye kabul etmedik. Efendim nasıl olur mesela? Rumlar da işi çürüte çürüte Avrupa Birliği'ne kadar girdiler. Dolayısıyla esas olay herkesin hemfikir olduğu, Cumhurbaşkanı'ndan da ağzından çıkmış olan, Kıbrıs Türk'ünün de artık kafasına iyice girmiş olduğu, ayrı bir devletin dışında hiçbir şey söz konusu değil. Şimdi Türkiye bu yolu, iradeyi koymuş. Peki. Karşı taraf kabul etti vesairesi. Biz de bu işi çürüte çürüte, nasıl Rumlar Avrupa Birliği'ne girdiyse biz de çürüte çürüte Kıbrıs Türk Devleti'ni ayrı bir bağımsız devlet olarak tanıtma yoluna gideriz. Özeti bence bu. Peki. Ve herkesin de bu yönde çalışması lazım. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bülent Akarcalı, Sağlık ve Turizm eski bakanı bizlerle birlikteydi. Doktor Aliyen Limoncuoğlu, siyaset bilimci. Cem Toker, LDP eski genel başkanı bizimle birlikteydi. Ve Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Meclis Grup Başkanı, Bursa Milletvekili. Zaman ayırdınız, katıldınız. Şimdi konuşalım var. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Noktalıyoruz sayın seyirciler. Sağ olunuz. Şimdi konuşalım mı? Haftaya ben yokum. Kısa bir mola veriyorum. Tatile çıkıyorum. Dolayısıyla buralar size emanet. İyi geceler. Hoşçakalın. Abi gitme gitme. Bir patlama gerçekleşti. Aslında yangın. Kontrol altında. Bitti sanmıştık. Sabiha Gökçen havalimanı bu akşam büyük bir uçak kazasıyla sarsıldı. Uçaktan bir kişi daha indirildi. Şu anda çalışmalar içeri